Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İlk öpücüğün kimden olacağı önemli değil, önemli olan bir öpüşme olsun, işlem hacimde olsun diyoruz. Modern Sabahlar'dan hepinize günaydın demek isterdik ama önümüzdeki bir saat içinde aydınlıkla ilgili herhangi bir gündemimiz yok. Hoş geldiniz Fahri Bey, hoş geldiniz Oktay Bey. Siz hoş bulduk. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ege Bey demek istiyorum size. Nedir bu soğukların adı? Koca karı soğukları mı? Karpuz çatlatan soğukları mı? Sibirya soğukları mı? Yoksa bildiğimiz normal düz soğuklar mı? Oktay Bey size sorarak şimdi başlayayım. Soğukları etnik köken üzerinden ayırmak bize yakışmaz. Etnik ama, köken dediniz Sibirya'ya. Evet, evet, Sibirya'dan geliyor bunlar bazen. Bazen Balkanlardan geliyor. Hatta sonra biraz aksan yaptım ben, fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama Almanya'da bulundu çünkü çok uzun süre. Onun etkisi. Evet. Yani. Almanya soğukları da yine Cuma'dan pazara kadar Almanya seyahati olduğu için öyle bir etkisi oldu. Orada bile böyle bir soğuk yok. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir hava Almanya'mız durumuna daha. Almanya çok çok doğru ama yani böyle bir keskin soğuklukla karşılaşmıyoruz. Çünkü bugün ben şöyle bir baktım. Kusura bakma haddim olmayarak. Estağfurullah. Nasıl günler bizi bekliyor diye. Estağfurullah. Telefondan baktım, öyle senin ayrıntılı sitelerine girmedim de. Evet. Sıfırın üstüne çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz efendim, yetişemiyoruz. Hep neden? İki basamaktı yani. İki basamak. İki basamak dediğim başta bir eksi var. Başta bir eksi olmak üzere. Ya neyse, üç basamak olmuyor. Ay çok fazla şey yapmamak lazım. Yok, diyorum çıkıyoruz. Ama çıkıyoruz, çıkacağız. Sıfırın üstünde, tam sıfırda mı duruyoruz? Çıkıyoruz. İsterseniz önce ben şu aksamdan bir kurtulayım, bir tokat atın, bir şey yapın bana. Estağfurullah, biz de şiddeti sadece şiddeti doğurur. Ne kadar güzel mesajlar verdik sabah sabah ama maalesef hava durumunda sıcacık bir hava bekliyor sizi diyebilecek duruma gelemedik. Gelemiyoruz çünkü şu anda başkentte sıfırın altında 9 derece civarında bir hava. Bu da ısınmış hali, ben sana sıcaklığı diyeyim. Var. Yani sıfırın altında 9 ile hava sıcaklığı ifadesindeki sıcaklık kelimesini yan yana kullanmaktan utanıyorum. Ben de utanıyorum. Bu aynen. Da bahsettiğiniz şey de şehir merkezinde, yanlış anlaşılma olmasın. Yani daha başka yerlerde sıfırın altında 12, 13, 15. Doğru. Olur yani, görür yani. Yani güneş doğmazsa tepede böyle olur. Ha, güneş doğduktan sonra da çok bir şey değişmiyor da sıfırın altında 9'da başlama yani. Bir ilk önce bir başlama yalnız fişi yani koşuda bile at, çok affedersiniz, at bile yani bir fişek görüyor, bir ateş sesi duyuyor, öyle güne başlıyor. Koşuya başlıyor. Biz ortada hiçbir şey yok. Karanlık. Daha haftanın ilk dakikalarında at yalakalığına başladı adam. Vallahi billahi ya, ayıptır ya. Ya Erzurum'dakiler ne yapsın? Şu anda sıfırın altında 34 derece. Ya. Şu anda. O zaman tam mevsiminde gidiyoruz. Ya onlar için biz ılıman bir şehirde yaşıyoruz yani. 35 santimetre kar var doğu illerinin bazılarında. Ya karı boş ver zaten Oktay, yani bahsettiğim kar değil. Eksi sıfırın altında 34 derece. 30 derece ne? Bilmiyorum, hiç sıfırın evet. Altında 30 dereceyle karşılaştınız mı? Sen yani, askerliğini Erzurum'da yaptın. Erzurum'da karşılaştın mı? Yaptım. Pek çok kez karşılaştım. Sıfırın altında 35 derece. O saatte nerede karşılaşacak? Sonuçta sıfırın altında 35'leri gördün mü? Tabii canım. Sıfırın altında 35 derecede çıplak koşardık. Sen sıfırın altında 35 dereceyi görsen burada başka bir şey konuşamıyor oluruz ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Hiç haberi yoktur ya. Yoktur. Söylemem, uyuyordur değil mi? Uyuyordur ya. Ben uyuyorum. Mart'ta gittim. Evet. Kasım'da döndüm. Yani dolayısıyla herhangi karşılaşacağı bir durumda karşılaşma şansı yoktu. Son sabah ama Kasım'ın başıydı. Orada biraz serindi. Esiyordu yani. Hafif böyle omuz omuz bir şey almıştım. Bugün başkentte güneş bekleyenler, hani güneşte sıcak oluyor, yine hava iyi falan. Daha çok beklerler. Ama güneş battıktan sonra gidince soğuyor esas falan. Maalesef bugün o bir klasik cümle olan o cümlelerde kullanılamayacak. Çünkü bugün puslu bir hava var. Yarından itibaren de hafif kar yağışı var başkentte. İstanbul'da da hava oldukça soğuk. Bu dakika itibariyle sıfırın altında 1 derece. O da dediğin gibi şehir merkezinde. Merkezlerde diyebiliriz. 9 dereceye kadar yükseliyor. İstanbul'da güneş var. Güneşle beraber, yani güneşin olduğu yere çıktığın zaman belki bir teselli ikramiyesi niteliğinde bir ısınma söz konusu olabilir. Çok güzel. Ama şu kesin, soğuk. Bu dakika itibariyle karanlık. Karanlık ve soğuk. Yarın yağmur var. Yağmurla birlikte bir tık böyle bir ımıllaşacağını düşünüyoruz. Ama genel havanın itibariyle soğuk. Yani güneşten değil de yağmurdan medet ummak da benim ağrıma gidiyor ya. 41 yaşındayım ben artık. Karla hava ılınacak falan demek maalesef biraz ağır ya. Ama öyle yağış, yağış bu günlerde bizim hep lehimize. Biz dediğim soğuktan korunmaya İnsandır. Çalışan beşerlerim. Canlı, evet. Evet. İzmir'de ise az bulutlu bir hava var. 10 dereceye kadar yükseliyor hava ama esas nem.
O yüzden soğuk hava oldukça şiddetli bir şekilde hissedilecek. Bu dakika itibariyle de yine sıfırın altında bir derecede seyrediyor. Hocam, hangi derecede seyrediyor? Bir derecede seyrediyor. Ne kadar güzel. Ne zamana kadar bu böyle? Yani nereye kadar kendimizi buna alıştıralım? Nereden sonra bir beklenti içerisine gelelim? 3-4 gün daha devam edecek Fahir. Bu haftayı böyle geçireceğiz diyorsun. 3-4 gün daha devam edecek. 5. günden itibaren coşacak sıcaklıklar falan filan demiyorum. 3-4 günlük bir rapor var elimizde. 3-4 gün daha böyle. Yani bir umut veremediniz. 3-4 gün daha en az böyle. Belki bir umuttur da önümüzdeki günlerde 21'inden sonra ne olacak? Günler yavaş yavaş 1 dakika 2 dakika oynamalar olacak tatlı tatlı. Belki yeniden önümüzdeki aylarda güneşli sabahlarda uyanabiliriz ama şu dakikalarda... Güneş doğmuyor, sabah olmuyor. Hay, hay, hay. Biraz da doğu illerine bakalım mı? Bakalım. Erzurum dedik. Hep öyle uydurduk bir takım sıcaklıklar sıfırın altında 35 derece diye. Bu dakika itibariyle puslu bir hava var Erzurum'da, sıfırın altında 26 derece. Eskişehir. Bugün kar yok. Erzurum'da gün içerisinde de sıfırın altında 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı. Bayağı mutlu olmuşlardır ya. Şu anda herkes hakikaten Erzurum'da bir coşkuya kapıldı. 12 derece gibi bir sıfırın şey altında var. 12 derece. Peki sen ben Erzurum'un hava durumunu verirken Eskişehir diye bir şey dedin. Ne demek istedin? 26 ya. Eskişehir 26. Askerlik günleri aklıma geldi. Plakasa geldi. Biz öyle esprilerimiz var. Vallahi Eskişehir'de de -11 derece şu anda. Mükemmel. Oktay, buyurun. Cuma günü İstanbul'u söyler misin? Çünkü BKM mutfakta gösterim var. İstanbul'a gitmiş olacağım. Kaç gibiydi sizin gösteriniz efendim? Gösteri akşam saatlerinde, geç saatlerde, 10 civarında falan. Yağmurlu bir hava var İstanbul'da. Cuma günü. En azından bugün itibariyle şöyle cumaya baktığın zaman yağmurlu olacağını görüyorum. Bu sahneye yağmaz. O açıdan ben kapalı değil mi? Çatı falan akmıyor değil mi? BKM şeyde mutfakta. Gayet güzel. Almanya'daki çatı sistemleri var orada da. 10 derece civarında olacak. Aa, çok güzel. Gün içerisinde ama. Tam gezmelik oynamalık hava. Oradan zaten herkes alacağın mesajı aldı Ege. Aldı evet. İnsanlar da şey yapabilirler. Biletleri de hava ne doğru olursa olsun biletiksen alabilirler şimdi de. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Vallahi hakikaten içimizi ısıttın şu haberinle. Hakkını ödeyemeyiz Ege. Vallahi hakkını ödeyemeyiz. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 7.33 oldu. Güneşten henüz haber alınamıyor. Ankara'da, İstanbul'da da sadece geografik olarak durumun böyle olduğunu. Şöyle mi söyleyeceksin? Kayıp güneş Ankara. Kayıp güneş Ankara, doğru, bulunamadı henüz. 7.30 itibariyle sabisi okunmuyor. 7.33 itibariyle? 7.33 ne? Hiç ne dediğini anlaşılmadı. 7.33 saat rakamlar. 7.33 ya. 7.33 itibariyle de okunamıyor. Okunamıyor canım. Tamam. Okunamıyor. Teşekkür ediyoruz. Onu dedik zaten. Onu dedi. Tamam abicim, siz de kendi onu dedi mi, seni mi dedin, kime dedin, bana mı dedin, sana mı dedin? 7.30 konuşurum dedin ya, 3 dakika öncesinden haber verdin. 3 dakikanın gibi şeyini mi yapıyorsun Oktay? Aşk olsun lütfen ya. Lütfen aramızda 2 dakika 3 dakika yapmayın. Gerilimin yapmayalım neden olduğunu az çok biliyoruz. Hiç güneşin o... Burada hay diye başlayıp sonra devam ediyor. Orasını ben kestim şu an. İyi yapmışsın Ege. Hakikaten. Hay senin diye devam ediyor. Yani ne, ama doğacak, merak etmeyin. O konuda lütfen umutsuzluğa kimsenin kapılmasını istemiyorum. Herkes de paniğe şey yapmayın. Fahir nasıl garantisini veriyorsun ya? Ben veriyorum ya. Ben Fahir Önç olarak garantisini veriyorum ya. Çok özür dilerim. Bir şey varsa gelir. Ben hesabını veririm. Tamam mı? Ben hesabını veririm. O konuda sıkıntı olmasın. Ne yapsınlar? Gelsinler. Gelsinler. Eğer güneşte olmaması durumunda bana başvursunlar. Ben paralarını herkesin iade edeceğim. Ne parası? Aidatların. Güneş doğdu parası diye öyle bir şey vardır. Alıyorlar ya hep öyle. Doğru, aidatın içinde güneşin doğması da vardı. Var, her şey dahil diye. Normal doğması, o parasını alması garanti. Paraları bende, bir şey olmaz ya. Vallahi en kalite bankadan daha güvenilir bir şeyim var. Öyle bir intibam var diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Çeşitli örnekler geliyor aklımıza ama seni zor durumda bırakmamak için bu örnekleri saymıyoruz. Fahir. Dolarları falan hep Fahir'de bozdurduk. O kadar güvenilir bir insan. Doğru. Yani. Çok teşekkür ederim. Şimdi önümüz maalesef kar buz. Dolayısıyla karda buzda yürüme teknikleriyle ilgili herkesi bilgilendirmek bizim asli görevimiz. Küçük küçük adımlar, sık sık adımlar. Vallahi Ege aferin. Çok güzel. Bunca sene içerisinde. Eller cepte mi? Eller cepte mi? Nine. Valla bunun dışında hani bir şey var mı diye bakıyorum. Hani... Ellerim üşümesin diye cebe sokmak makul mü? Nine. En fazla birini sokabilirsin. İstediğin bir elini seç. Yok, o elini. Yok aman Fahir.
Hayır, bir elini sokmak. Bak, bir elin %100 boşta. Yani tercihen iki elin de boşta olması gerekiyor ama bir elin kesin olacak. Hani belki de bir diğer elimde de döner bıçağı. Yok, hayır, foşet var. Belki de bir alışveriş yaptın. Foşet. Alışveriş foşeti. Tamam. Onu cebine bir şekilde tutamayacağın için şöyle bir elini aldın, öbürünü de elini cebine soktun. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok yani. Döner bıçağını nerede tutuyorum ben? Döner bıçağı nereden çıktı Ege? Biliyorsun ben öyle biraz şeyimdir. Öyle bir çılgın yapım vardır. Yani. Anladım. Döner bıçağı dedin. Küçük minyatür döner bıçakları. Senin de maket çelikle uğraşıyorsun ya. Bildiğin döner bıçağı. Bacağım dik valla. Kıramıyorum. Pantolonun içinde tutuyorum. Çal keke çal mı oynuyorsun? Evet. Ege dayanamaz, tamam, çalkıyor. Tamam ya, bir şey olsun, döner bıçağı ver. Tamam, ben foşet istiyorum Fahir. Bu adama ver döner bıçağını. Tamam. Peki ayakkabılar? Ayakkabılar böyle kalite olması lazım ayakkabının. Kaymayan. Valla bravo. Marka. Yakatan paçaya. Vallahi. Eğer kayıyorsa ayakkabılar Fahir, foşet geçirilmek suretiyle. Ya foşet geçirmek daha da kaygan hale getiriyor. Kaymayan foşet diye bir şey yok mu? Yok ya, millet buzda hani böyle tepelerden altlarına çöp foşetlerini koyup böyle kayıyorlar ya. O foşet daha da kayganlığı arttırıcı Hayır, bir şey. Hayır, çevre dostu foşetler var ya, foşet değil de torbalar. Onlar bez torba. Bez torba. Ben döner bıçağıyla kat 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 yolumu kazıyarak devam ediyorum. Çal keke çalıyor ya. Yani sürekli çal keke. Hiçbir sıkıntı yok. Tebrik ediyorum Ege'cim o zaman. Ver döner bıçağını ya. Al. Yalnız onu çok şey yapma. Arada nerede biletiyorsun sanın? Dönerciler çarşısında. Daha şey sen var ya, senin elinde döner bıçağı olsa 30. saniyede ben bunu bir kenara bırakayım diye bir yerde köşeye bırakırsın. Yok be, kendi kendine. 30. saniyede alacak adamı biliyorsun elimden. Bir bakabilir miyim abi? Fahir seni benim gösteriyor. Hareketlerin aynısı. Radyo yayını olduğu için belki seni gösterdiğini anlamamışsın. Anlaşılmıyor da hayır. Seni gösteriyor. Hiç dinleyicilerimiz sevmem. De gördüğünden eminim yani. Ne hiç olur. Öyle bir şeyim yoktur benim. Ne bir ben hiç hakikaten sevmem ha, ya. Fahir'i ne zaman gördün sen kesici delici aletlerle? Fahir'in her zaman elimden bir şey almasını biliyorum. O ayrı. Bir dakika bir de ben yapayım falan diye böyle bir şey. Evet, geçen gün senin nunchakonu almıştım. Özür dilerim abi. Nunchakonu aldığım için çok özür dilerim. Gerçi kesici bir alet. Bir daha senin elinden yemin ediyorum ilaç getirsen, hani öleceğimi bilsem, tamam mı, derim ki almayacağım Ege, almayacağım. Bundan döner sonra bıçağımı çekerim, zorla veririm. Hayır. Biz onu öyle de yapamazsın. Hadi bakalım. Ben dakika dukka. El mi yaman, bey mi yaman. İngilizce bir deyimdir. Şimdi sonra bu araştırmayı kimle yaptı? Bir ortopedi uzmanı, travmatoloji uzmanı. Bunlar bir araya geldiler. Ve sonuç bu kadar çıktı. Tamam, yani ben de çok bunları her sene yani söylenen bunlar şeyler. Sonuçlar üstünde uzmandır da başka bir şey söylesin. Dağcılar konuşsun bu konuda. Başka bir şey söylesinler. Başka bir şey. Tamam, eller cepte olmayacak. Onu biliyoruz. Kaymayan ayakkabı. Tamam, onu da biliyoruz. Ayakkabı için bir şey marka mı veremiyoruz? Hayır, bir marka veremiyoruz da bir zincir yapmıştı bir değerli, ne diyelim, kendi kendine araştırmalar yapan, onları böyle geliştiren adama ne denir? Mucit. Ha, bir mucidimiz hakikaten ülkemizden bir mucit, öyle bir ayakkabı için zincir hemen pratik, böyle lastikli tık 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 hemen takıyor, buzda karda gayet rahat gidiyordu ve gayet uygun bir fiyata satılıyordu arabalardaki. Abi, bir lastik. De kış ayakkabısı diye bir şey mi alacağız ya, kış lastiği gibi? Vallahi Ege'cim kusura bakma, düşmeyi göze alıyorsan ondan sonra gelip ağlamayacaksın. Sen 4 mevsim al Ege. 4 mevsim her zaman giyer. Arabada da zaten yıllarca idare ettin. Sen 4 mevsim al. Kış lastiksiz idare yazın, edebiliyorsun. Yazın kışın aynı ayakkabıyla kışın devam edersin. Kışın hiç sokağa çıkmaya gerek yok ya. Zaten evden alıyorlar. Zaten evden alıyorlar. Hiç sıkıntı mümkün yok. Mümkün mertebe evde dur. Kar varken çıkma, işlerini ona göre ayarla. Benim de tavsiyem bu insanlara. Vallahi senin tavsiyen 9'da kalksınlar. Zaten bir yarım saat 10 gibi falan gitsinler işe. Bakanlıkta öyle demedim zaten. Tamam. Sabah çok karanlık oluyorsa geç kalksın demedim. Sen bakanlıkta işin garanti gibi bence. Yani çünkü tam şey olmasın. Mentalite olarak. Mentalite olarak birebir uyuşacak bir şeyin var. Çok güzel vallahi. Bana da bir kariyer var. Buradan İzmir'e, İstanbul'a müjde olsun. Ankara'da hafif bir aydınlanma oldu. Önümüzdeki dakikalarda orada da güneşin doğacağını buradan müjdeleyebiliriz. Fahir, bir kez daha hakkı çıktın. Teşekkür peki ediyorum. Peki ya Kütahya'ya? Peki Kütahya'ya, oraya da selam olsun. Batı'ya selam olsun. Peki ya Bursa'ya? Olsun. Doğacak. Doğacak. Sayacak mı hepsini? İşte birkaç tane saydıklarımın arasında yalnızca birkaçı. Siz yeter ki para harcayın sevgili dinleyiciler adlı dosyamızı açıyoruz müsaadenizle. Önümüz yılbaşı. Herkes. Önümüz yılbaşı, siz yeter ki para harcayın, yeter niyetiniz ki bir olsun, işlem hacmi olsun.
alternatifler, seçenekler sonsuz. İşte yılbaşı yaklaşırken uzmanlar araştırmalarını yaptılar ve insanlar, kadınlar, erkekler hepsi neyden hoşlanıyor hediye olarak? Nakit para mı? Nakit para. Nakit para değil, hediye olarak düşünün. Hediye olarak çeyrek altın. Çok güzel bir hediye. Çok güzel bir hediye ama değil. Yok. Milli piyango bileti. Beynelminel bir hediye. Beynelminel bir ama o değil. O değil. Milli piyango bileti mi? Değil, hayır olmaz. O da değil. Umut tacirli. O zaman hediye olarak verildiği zaman. Erkek için gömlek, kadın için değil. Yok. Hayır. Yok. Montgomery değil, hayır. Elektronik hediyelerle mutlu olacağını göstermiş araştırmalar insanların. En çok elektronik ürün. Herkes cep herkes hastası. Yani cep telefonu artık. Fener mi? Yo cep telefonu bence çok güzel elektronik ürün deyince. Hakikaten Ege, desem ki sana cep telefonu alacağım. Çok güzel fikir. O zaman ben de alacağım. Lazerli anahtarlık mı? Cep telefonu biraz artık şey olarak eskidi. Fikir olarak. Fikir olarak. Yeni modelleri çıkmıyor mu? Çıkıyor. Yeni böyle son özellikli olanları, donanımlı olanları çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama onlar değil. Yani mesela demiş ki drone. Drone alın sevdiceğiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sevdiceğiniz. Drone dediğimiz. İlla sevdiceğiniz olması değil. Biraz daha seviyorsanız, ne bileyim, bana drone alsanız ya. Vallahi o kadar makbule geçer ki. Sevdiceğimizden, yani eşlerimizden biraz daha fazla sevdiğimizi mi? Ya hayır. Sevmemizi mi istiyorsun seni Fahir? Yemin ediyorum. Biz program olarak alalım. Bir tane mi? Kime? Programı biz kendimize mi? Kimde kalacak? Yani bize dronesuz, yani program yapıyoruz. Drone'umuz yok diye. Stüdyo içinde de uçururuz. Havadan çekim. Onu da yayına veririz. Ya biraz daha. Evet, düzeltiyorum. Heyecandan var ya, drone dediğimiz Türkçesi insansız hava aracı diye geçer bunun. Ama bu tabii küçük olandan alacağız herhalde. Nasıl küçük olarak? Onlar boy boy Oktay, çok özür diliyorum, fiyatları. İnsansız hava aracı deyince böyle işte savaşta kullanılan falan, ama drone yok deyince daha böyle. 5-10 binlikleri de var. Ev tipi bizim. Ev tipi ise 5-10 binlikler de var. 100-200 liraya da gayet güzel drone'lar. Yok artık 100 liradan 400 liraya kadar diyor. Burada fiyat başı yapmış Fahir. Senin kalemin kuvvetli, bir mail atsana yayından sonra. Atayım Karnaval Medya'ya. Atayım, tamam. Dronesuz yayın yapıyoruz, ne tad alıyoruz, ne dinleyiciler tad alıyor falan diye. Valla bizim programı kurtaracak çok, şey drone'muştu. Dinleyicilerimizden çok talep var. Bir drone. Kadrolu bir drone alabilir miyiz, değil mi? Kim kullanacak onu? Herkes, hepimiz. Herkes kullanacak. Herkes hepimiz olur mu canım? Yani sen ya kullanacaksın. Bence mantıklı sonuçta. Az önce konuştuğumuz konu. Ama benim öyle şeyim var. Ben daha önceden kendime bir helikopter almıştım. İnsansız helikopter. Bağırarak kullanmaya çalışıyordum. Onu ben onu inanılmaz hale getirdim ya. Hakikaten evde kediye de bir can şenliği oldu. Hemen özendiniz mi ya? Bir sürü alternatif var. Hediye alternatif ben var. Drone'da İlla kırdım. Karnaval Medya'ya yazacaksak drone diye. Belki belki diğerleri için yazarız. Drone iyidir ya, mantıklı. Ya? Yılbaşı sepetinde bir tane drone. Yılbaşı sepetimizi hazırlıyoruz. Bir tane akıllı termostat. Akıllı termostat derken? Yani böyle kış aylarıyla beraber doğalgaz kullanımı. Ama hep sıcak gösteren bir şey. Ve masraflar arttığı için bu artık böyle bir takılıyor. Faturayı %20-40 arasında düşürmeyi vaat eden bir termostat. Resmen umut tacirliği yapıyorsun. Neydi? Faturayı Karnaval Medya'ya gönderebiliyorsak bunu da alalım. Onu bir kere gönderirsin. Onu öyle her ay. Ama her ay kış boyunca en azından. Bence bunu da sepete ekleyelim. Akıllı termostat ne kadar saçma bir şey ya. Termostat zaten yani soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak, ne yapıyor yani, bana ekstradan şey mi yapıyor? İstediğin oda sıcaklığını ayarlayabiliyorsun Fahir. Evet. Eve gidiş saatlerine göre çalışmasını sağlayabiliyorsun. Yani sen evde olmadığın zaman. Kısıyorum. Evet, ve eve gitmeden önce mesela 20 kedi dakika önce. Kedi düşünsün abi. Evde kedi var sonuçta. Kedi düşünsün. Yani kedi paşayı eğittin değil mi? Kombi eğitimi var mı paşanın? Tabii var. Getiriyor mu 40'tan 60'ı? Kombi eğitimi var, ışık eğitimi var. Lüzumsuzsa söndür, her tarafa yazdım. Kıyafetini düzelt yaptım. Şey gereksiz her şeyi hallediyor, tamam, yani. O zaman senin sepetinde akıllı termostat olmasın. Olmaz. Sen istiyor musun Ali? Ben istiyorum. Ben de isterim. Bedava mı geliyor şimdi bunu? Tabii canım, sepet oluşturuyoruz. Yazacağız işte Karnaval Medya'ya yazacağız. Hoverboard. Senin hoverboard diyen ağzını. Hoverboard ne? Hoverboard çok pahalı ya. Çok pahalı. İşte bu gençler arasında da çok yaygın. Kaykay gibi gidiyorsun. Hiç tutunacak bir şey yok. Fıt 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 götürüyorsun. Hafta sonu mini mini kardeşlerimizin olduğu bir ortamdaydım ya ben. Evet. Hakikaten 3 tane genç arkadaşımız da vardı bu. Ve o kadar popülerlerdi ki. Ve vücutlarının adeta bir uzantısı gibi kullanıyorlardı. Hakikaten öyle. İki tekerlekli, daha doğrusu iki tekerli diyelim biz buna. Uçan kaykay. Yani hafif uçuyor gibi. Ya onun Türkiye'de uçan bir tarafı satılıyor. Yok, o tekerlekli bir şey ya sonuçta. Niye insanların kafasına böyle bir şeyle girmeye çalışıyor? Uçak uçuyor mu? Uçuyor. Onun tekerleği var mı? Var. Demek ki taksi yapması gibi düşün.
Uçak taksi yaptı. Ayağınızı sağa bastırınca ne tarafa gidiyor olabilir? Sağa. Sağ. Sola bastırınca ne tarafa sola gidiyor? Sola. Hafif böyle vücut çok olarak. Çok siyasete girmeden şey yaparsak. Hafif vücut olarak öne eğildiğiniz zaman nereye doğru gidebiliyorsunuz? İleri. İleri de hatta. Saatte 10-15 ne metre hız yapıyor olabilir? Saniyede. Kilometre hız. Hız yapan bu işte hoverbot. Şarjı ne kadar gidiyor Oktay? Uçan kaykay. Şarjı şarj ediliyor. Dizel alacak sonra. Tipine göre değişir faal. Ama küçük gövdesi, hafif ağırlığı ve taşımasının kolaylığı, bak, bu da, bunlar ortak özellikler. Koy sepete Oktay onda. Koy. İstiyor musun faal? Valla istiyorum. O da ama birkaç bin lira diye biliyorum. 1000 TL minimum 1000 TL. Diğerleri artık özelliklerine göre. Sen istiyor musun Ege? Ben de istiyorum. Tamam. Hatta iki tane yaz bana. Niye iki tane? Aynı istiyor çok. E tamam, o zaman ona vereceksin aldığını. Ben ne yapacağım? Termostatla mı oturacağım bir kenarda? Edem, termostatla sen oynar. Sonra dersin ki hani Ali'cim al termostatı. Der birazcık da ben bineyim. İki turda ben atayım. 360 derece kamera. O ne Oktay? Yaz Oktay, yaz. Onu da drone'a takarız. İstiyor musun? İstiyorum. Her şey istiyor. Ne artist adam ya. Ne işe yaradığını anladın mı 360 derece kameranın? 360 derece mi çekiyor normal Oktay? Normal kamera ama 360 işte bu. Ne kadar güzel ya, adam her şeyi istiyor ya, bedava olduğu için. Ben 178 derece istiyorum Oktay. Bu yıl içi. Çünkü normalde benim hayata bakış açım 180 derece. Birer derecelik özelimi de hesaba katacak olursak sağdan bir derece, soldan bir derece. Senin bu anlayışından dolayı 720 derecelik kamera koyuyorum senin sepetine. Çok teşekkür ediyorum. Sana da 542. Uğraş dur. 360 fazladan derece dönecek yani. 360 derece video bu yıl içerik olarak bir patlama yaptı biliyorsunuz. Sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber, ki o da sepetimizde olabilir. Hı-hı. Sanal gerçeklik gözlüğü diye bir şey de var. Çekiyoruz, çektiklerimizi gönderiyoruz sevdiklerimize. Kullanım alanı 360 derece kameraların oldukça genişledi. Nedir? 300 liradan 1600 liraya kadar fiyat seçeneklerimiz mevcut. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Kaça çıktı sepet şimdi termostatıyla? Bir de sanal gerçeklik gözlüğü sorayım. Onu istiyor musunuz? Ben istemiyorum ya sanal. Ben normal gözlüğü zaten. Allah Allah, Ege istemedi. Ben istemedim. Onun yerine işte bana hoverboard'a iki tane koy. Öyle yapamıyoruz. Hepsi sayılı. O zaman gel. Sanal gerçeklik gözlüğü de var. Bunlara ne deniyor? Sanal gerçeklik gözlüğü. VR dedikleri bu muydu ya? Sanger göz. Bakayım, basit örneklerin fiyatı 100 TL, ancak profesyonel ve gerçek gözlükler için 1500 TL. Profesyonel ne ya, profesyonel ne? Sanal gerçeklik gözlüğünün profesyonelliği ne yani? Ne tip bir profesyonel kullanıyor bunu? Şimdi ucuz değil, biraz gerçek. SGK'sı, tam gerçek gibi. SGK'sı olan, hı hı, ve bu gözlüğü takan herkesin kullandığı gözlüğe profesyonel sanal gerçeklik gözlüğü denir. Abi istemiyorum abi. Ama senin sigortan yoksa istediğin kadar. Vallahi hiç ihtiyacım yok. Hiç ihtiyacım yok. Ben normal kendi gözlüğümü normal kullanamıyorum zaten. Yeni bir saat başladı. Hepinize bir kez daha günaydın. JoyTürk'ten, Modern Sabahlar'dan olaylara değişeceğimiz bir saat içindeyiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ama en çok Prens Charles'a hayırlı uğurlu olsun. Ne yapmış Kerem? İngiltere'de yıllardır kral olmayı bekleyen Prens. Taçsız kral Prens. Var onun tacı galiba ya. Ne tacı var ya, Prens nefsi körelsin diye. Galler Prensi değil mi? He? Galler de takabiliyor sadece. Tabii canım, normalde Londra'ya falan geldiğinde hiç onu hemen çıkarmazsın tabii. Pasaport polisi çıkarttırıyormuş. Şimdi gazeteye bakıyorum. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 90. doğum günü şerefine çektirdiği fotoğraflar yayınlandı. Ama Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe bakıyorum. 21 Nisan 1926 diye geçiyor. Hı hı. İki tane doğum günü var kraliçenin bildiğim kadarıyla. İki gün. Bir de doğum günüm ya, bana geldiğin gündür. 21 diyerek. Nisan bir başka tarih var mı orada? Bir de falan? 6 Şubat'ta tamam işte. Şeye çıkmış, tahta çıkmış. O da doğum günü sayılıyor. O galiba da doğum günü valla. 6 Şubat 1952 hesabını size bırakıyorum. Kıştı demiş. Hangi gün demişler de kıştı hatırlamıyorum. Soğuktu demişler. Güzel annesiyle, anneciğiyle güzel bir fotoğrafını çektirmiş. Anneciği dediğimde Kraliçe Elizabeth. Kraliçenin oğluyla kraliçenin fotoğrafları mı? Kraliçe Elizabeth böyle güzel mavi bir elbise giymiş. Oturmuş böyle kraliçe sandalyesine. Taht dediğimiz yok ya, normal taht değil, her zaman da tahtla geçirecek diye bir kaidesi yok herhalde kraliçeliğin. Güzel böyle normal bildiğin düz yemek takımın şey, yemek masasının sandalyesi vardır ya, o öyle bir şey. Doğum günü yemeğinden o zaman. Ha, ondan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Ama bir kraliçe Elizabeth'te de bir şeylik var. Kraliçelik ciddi iş ya, yüzler, hı-hı, böyle bir gergin, böyle bir şey,
böyle bir duruş, bir asalet her taraftan akıyor. O bu da anneciğini ya. Güldürmek için espriler, şakalar, parantez içi 68. Prens Charles'la hakikaten 70 yaşında adamın yaptığı espriden ne olur şey gibi. Ne biçim lastik bu falan diye eski reklamları şey yapıyormuş. İkinci Elizabeth'in tahtını bir türlü devretmediği oğlu Prens Charles, parantez içi 68. Vardır bir bildiği. Yanında güzel yerini almış Prens Charles, ciddi mizacı olan annesini esprilerle güldürmeye çalıştı. Fakat başaramadı. Onu da başaramadı. Zaten şey şartı koşmuş tahta geçmesi için. Ne zaman ki beni güldürürsün o zaman tahta geçersin diye. Şimdi haldır haldır espriler, şakalar, işte sağdan soldan programları dinliyor falanlar filanlar. Ege, yardımcı olmak ister misin Prens Charles'a? İngilizce espriler mi? İngilizce espriler tabii canım. Everybody is English dedikleri şey. Şey mesela olabilir. Aykut golü atamayınca ne demiş? I couldn't. Tamam abi. Mükemmel onu, espriyle. O mükemmel espriyle. Taht garantili espriler. Vallahi yazık, günah ya. Kral yapan espri diye geçer. Kraliçe Elizabeth kaç yıldır tahtta? Bu sene 64.sü. 60 küsür evet. 64 vallahi, mi olacak? 64 olacak. 64 oldu diyebiliriz hatta. Aslında 65. olmuyor mu? 1952 6 Şubat'ını hesaplayın. 2017 6 Şubat'ına şunun şurasında hiçbir şey kalmadı. 65'e giriyor doğru. Vallahi 65. yılına giriyor. Ne diyelim, uzun ömürler dileyelim. Hani burada sanki Prens Charles'a şey yapıyormuşuz gibi, nispet yapıyormuşuz gibi. Çünkü uzun ömürler dilediğimiz zaman daha uzun yıllar krallığı göremeyecek şey gibi. Şey mi diyor yani? Yavrum ben ölünce zaten taht seni. Ha, senin tahtın mı benim tahtım? Tamam, bu iş gelenek görenek falan filan da mesela. Yani Papa'nın bile görevi bıraktığı bir dönemden geçtik biz. Tabii canım. Yani görevi bırakan istifa, papa diye bir şey oldu. Görevi bırakmak da değil. İstifa ediyor. İstifa papalıktan etti. İstifa ediyor. Papalıktan istifa ediyor. Bunu da gördük yani. Yani kraliçe de kraliçe Elizabeth de, sayın kraliçe Elizabeth de böyle bir şey yapabilir yani. Yani tabii başımızdan eksik etmesinler. Sonuçta kaç tane kraliçemiz var şöyle hakikaten. Canım dünya. Roketlesin demiyorsun ki sen, değil mi? Tamam, ya emekliye ayrılsın. Ölsün, ölsün anlamında bir şey söylemiyorsun. Tövbe ya, ya öyle bir şey denir mi ya? İngiltere ile aramızı durduk yere beni şey yapıyorsun ya, hedef gösteriyorsun. Tabii ki çok uzun ömürler versin yani. Vurgula yani illa. Yani kral olması için Prens Charles'ın anneciğinin roketlemesine gerek yok. Yok tabii, versin artık nefsi kör. Koltuk sevdası tamamı. 70 yaşına geldi adamcağız da ya. Artık vardır, onun da bir ihtiyacı vardır. Şey vardır mi görmüyor bildiği. Acaba bu diyor bizim yani beceremez diye mi düşünüyor artık, şey mi yaptı? Şimdi kraliyet imajının İngiltere'de ve o diğer Commonwealth ülkeleri diyorlar ya. O ülkelerde diyor, Commonwealth, Commonwealth. İşte kraliçe, hepimizin kraliçesi diyen bir takım ülkeler var ya dünya üzerinde. İşte Avustralya efendim, çok söyleyeyim. Pek başka çok Kanada da diyor değil mi biraz? Diyor, biraz evet. Da Kanada diyor. Bir azıcık diyor ama. Pek çok ülke diyor. Onlarda böyle bir şeyi var. Ne? Ağırlığı var ve imajı var. Yani işte böyle bir ara ara fotoğrafların çıkması, ara ara işte aile bütünlüğünü gösteren, mesela işte torunu Gil çıktı ya bir Kanada gezisine, dünya gezisine çıktı. Torunu Gil dediğim Prens Harry. Harry'mişti miydi? William'mıştı mıydı? William'la eşi ve iki melek yavrusuyla beraber o tip şeyler böyle ara ara yayınlanır. Bu fotoğraflarda onlardan biri galiba. Evet. Belki zamanını bekliyordur kraliçe. Elizabeth görevleri yani, için. Taht değiştiğinde bütün İngiliz paraları falan değişecek ya. Yok, değişmiyor musun? Değişir mi? Niye? Yani kraliçenin resmini kaldırıp kendi resmini koymak istemez mi adam? 70 senedir bunun planını yapıyor. Belki ya, masraf çıkacak. Koyar da mesela 20 liraya koyar. Yani 20 liraya değil, 20 pound'a mı diyorsunuz? Yani mesela örnek yani. Ama o çok garip bir şey değil mi ya? Annenin fotoğraflarının herkesin cebinde olması. Uğursuz evlat diye adın çıkar yani. Valla böyle bir şeyim var. Bir garip bir... Değiştirsen de çok ayıp bence. Bence de çok ayıp. İndirin ya. Onun fotoğrafını. Onun yerine benim fotoğraflarımı koyacaksınız. Artık diye. Benim olacak. Belki başka bir şeyler gelir. 25 pound çıkar mesela. 25 pound bence yok öyle değil mi? Şey, aradan bir şey çıkarması lazım. 25 pound. 75 pound. Niye öyle beşli şeyler yok? Onları yapsın. Sistemi değiştiriyorum diyorsun. Ya bilmiyorum, iktisadi olarak bir şey olur mu Ege? Sen iktisatçı olarak yani böyle ekonomik anlamda alt üst eder mi? Tam adamına sordum şey, bir dakika ya. Dur. Ne diyecek, çok meraklı bir. Ege'cim hemen cevap verme. Hiçbir kaç şey olmaz canım, kafalar karışır sadece. Neye karışır ya? Ne 12 liralık da çıkarabilirsin. Para yani. Basıyorsun ya Ege. Aha. Yani şey olarak para basıyor İngiltere'ye yeni bir. Eğer yeni bir şey miktar 25'tir 75'tir bunları şey yaparsa ya, enflasyon olmasın diye bastığı kadarını diğerlerinden alır. Bak, hayır, anacığını şey resimlerinden diyor. Alır birazcık. Ya enflasyon demiyoruz. Normalde şimdi 1, 5, 10, 20, 50, 100 diye gidiyor ya. Evet. Banknotlar. Şimdi diyor ki bu onlar adam, duruyor. Onlar duruyor, sabit diyor. Ben diyorum ki 25 eklensin 75 eklensin. 20'likleri kaldırdım 25 ekledim. Bir şey değişir mi diyor. Ekonomik olarak. Yani 20'likleri diyor. Tamamen kaldırmazsın da piyasada mesela 10 tane 20'lik varsa. Evet. Onu 15'e çekersin, karşılığında 25'lik koyarsın.
Hiçbir şeycik olmasın. 10 tane 20'lik varsa 15'e mi çekersin? İşte onu azaltırsın, onun hesabını yapın diyor yani, ona göre kadar. Çektiğin kadar diyor 25'lik koyarsan olmuş. Diyor hiç hem diyor bir sıkıntı olmaz. Hem de gönlü olmuş olur. Mükemmel bir açıklamayla karşımızdaydı. Umudunu yitirsin mi yitirmesin mi? Vallahi istediğini yazar ama yani uğursuz evlada çıkabilir adam. Genç piyasada 20'lik kalmadı diyen ben kraliçe taraftarlarım. Aslında ben kraliçe olsam, kraliçe olsam hayattayken Prens Charles'ın olduğu bu paraları bastırırım. Aa, çok güzel hareket değil olur. Valla ben normalde kraliçe olsam. Hem de olsam, biraz nefsi kölenir. Ha, bir 25 pound bastırırım mesela. Bence Prens Charles basın artık derim. Deli gibi bir şey olmuştur. Ben sana söyleyeyim, yıllardır prenslik bekliyor, krallık bekliyor, krallık bekliyor diye direkt alsın. Harry'e mi veriyor, William'a mı veriyor? Neyse, evli olanın hangisiydi? William'a. William'a. William'a versin. İyice bir arzaya geçsin orada. Hebele diye. Veremez geçsin galiba. Nasıl veremez? Galiba o taht sırası var değil mi? Tabii canım. Taht ve baht sırası vardır. Baht şey açık olsun, ne diyeyim bundan ama sonra. Ama belli olmaz. Papa'nın istifa ettiği günlerden geçti. 8.33 oldu saatimiz. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim Modern Sabahlar'dan. Olaylara göbekleme dalalım buyursunlar. Göbekleme derken yani aslında balıklama dalıyoruz ama yaptığımız hata neticesinde. Artistliğimiz göbeğimizde patlıyor. Ve beton etkisi deriz biz buna. Çok değerli Amerikalı tasarımcımız sevgili Kelly Hanım'ın bize sunmuş olduğu bu mucizevi mücevherler görenlerin gözlerini kamaştırdı. Aa, çok başarılı ama Kelly. Sevgili Kelly. Evet, sevgili Kelly takı tasarımıyla gerçekten bir lider marka. Taktas 2017. Evet, bu sene trendler neler olacak? Taktas 2017 dedi Ege Bey'in. Takı tasarımında 2017 trendlerini hep beraber biliyorum. Ege, sen bu konuda hassassın. Takı seviyorum çünkü. Takı seviyorsun. Hatta bunlara ne deniyor? Aksesuar. Aksesuar. Şimdi bugüne kadar pek çok şey kullanıldı aksesuarlarda. Sevgili Didem Hanım da biliyorsun, Oktay, sana evet, söylüyorum. Biliyorum, sana evet söylüyorum. Ya ben de yeni öğrendim. Pek çok şey dediğin senin malzeme mi? Pek çok malzeme kullanıldı. Senin hanımın da çok güzel ahşap şeyler kullanıyor. Tabii, evet. Falanlar filanlar yapıyor. Her türlü yapıyor. Şeye adeta can veriyor. Can veriyor. Gerçekten Kelly Hanım da hiç ondan aşağı kalır değil. Neylere can vermiş? Ana sütünden yüzükler. Efendim göbek bağlarından küpeler. Neler neler. Göbek yani bağ küpe kokar ya. Ana sütü gene şey. Kokar mokar tok tutar demek, zorunda bıraktırma beni. Didem'in kullandığı malzemeler böyle değil. Genelde keçe mesela işte ahşap, ağaç. Vallahi hep onları kullanacağız diye bir kaide yok. Tabii göbek ki, bağından küpe olmaz ki. Olmaz. Yüzük olur ondan. Biraz çünkü tektir göbek bağı benim bildiğim. Canım tektir dediğin illa şey yapacağız diye değil. Sen onu göbek bağını sarkıtma şey yapacaksın diye düşünme. Nasıl onun düğüm atılan yeri değil midir tek parça? Ha, belki annenin iki çocuğu varsa iki göbek bağı. İki bağdan bir takıt. Ana bir baba ayrı diyorlarmış mesela solla sağ. Sadece göbek bağından değil, sevdiğiniz bir kişinin saçından çok affedersiniz. Ondan dışı vudu bebeği yapılır benim bildiğim. Bu da çok hayırlı bir şey değildir. Veya çok affedersiniz kült, çünkü biliyorsunuz yurt dışında yakıyorlar. Anne sütünden ne yapılıyormuş dedin? Anne sütünden yüzsük yapılıyor. Nasıl yapılıyor acaba? Yapılışı var mı? Maya tipi mi? Vallahi bilmiyorum. Çok da güzel yani. Hani aslında o güzel ya. Biz işte biraz benim belki dinleyicilerimiz arasında da vardır bu süt sağma döneminde. Çocuklar sütü bıraktıktan sonra bizim buzdolabında bayağı bir süt kalmış. İşte bizde de ben yani sana bir şey söyleyeyim. O kadar üzüldüm ki onları atarken. Niye vermediniz? Bir sürü öyle şey var. Süte ihtiyacı olan bebek. Anne bak, keşke verseydiniz ya. Ya hiç aklımıza gelmedi yani. Ya, insanın aklına gelmiyor. Ya da bir de bazen şey diyorsun. Ya melek yavrum yarın öbür gün canı çekerse hazırda elimin altında diyor olsun diye düşünüyorsun. Sonra buzlukta unutuluyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Sonra bir ömrünü buçuk yıl sonra doldurur. Bir açıyorsun. Ana böyle küçük laylon torbalarda bir takım yüzük malzemeleri. Çok güzel yüzük malzemeleri. Güzel bir tasarımla gerçekten aslında o çok güzel işe yarar ya. Niye? Yani şimdi mesela parmağında anne sütünden yapılmış yüzük var. Hı-hı. Baba beddua ediyor sana. Hoş diye yüzük tutarsın. Keser. Süt keser. Doğru. Ana sütü her türlü bedduayı keser. Onu biliyoruz. Göbek bağı da aynı şekilde keser. Saç. Biraz benim içim şey oldu Fahir ya. Gıcıklandı mı? Evet. Biraz bir yani tam kelime o mu bilmiyorum ama bir iğrenç geldi bana. Sen takı sevmiyorsun ya ondan. Saat bile kullanmıyorsun Oktay yani. Biz burada önümüz yılbaşı. Ay takılara karşı öyle bir şeyim yok canım. Yani ben kullanmıyorum Mehmet ama kullanan süper yakışan insanlar da var. Valla Kelly Hanım'ın bir girin bakın. Çok güzel hakikaten, saçından, külünden, kıyafetinden değerli taşlar haline getirtiyor. Bunu nasıl getiriyor o konuda bir fikrim yok ama gerçekten
hem sevdiceğinizi sürekli üstünüzde... Streç folyo tipi bir şeyle sarıyor anladığım kadarıyla. Galiba yani onun kendine göre bir şey vardır. Hem sevdiceğinizi sürekli yanınızda taşıyorsunuz, hem de oluşabilecek herhangi bir bedduaya karşı kendinizi en güzel şekilde savunuyorsunuz. O zaman buradan duyurmuş olalım. Google'a internet yazıyorsunuz ve Kelly Hanım'ın sayfası... 2017.com sayfası direkt önünüze açılıyor. O şekilde inceleyebilirsiniz. Hop, oradan sizi Dubai'ye götürüyorum. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi? Dubai diyoruz. Evet, Dubai deyişimizle bunu bir kez daha söylememiz gerekiyor. Evet, Dubai'miz güzeldir. Dubai'de bir blogger hanımefendimiz yepyeni bir anlayış getirdi. O da gerçekten saçlar, özellikle Hazan hanımefendilerin saçları çok önemli. Kalben mi? Efendim? Pardon, özür dilerim Fahir. Oktay Bey, o kadar niş espriler yapıyorsunuz ki arada kaynayıp... Niye çalıyoruz ya? Çalıyoruz tabii canım. Tabii, kalben işte, çalmıyor musun? Çalıyoruz. Çalalım şimdi hemen. Çalalım, Fahir'in haberi bittikten sonra çalalım. Tamam, çok güzel. Saçlar çok önemli. Peki bu saçlarımıza işte bakım yağları sürüyoruz, falanlar sürüyoruz, filanlar sürüyoruz. Tamam. Birçok özel bir marka olduğu için veremiyorum. Böyle bazı dönemlerde oturup bir kavanoz yediğimiz böyle şokala dolu bir şey var ya. Kadınlar olarak mı? Yani kadınlar olarak, erkekler olarak. Biz kadınların vazgeçemeyeceği şeyden bazı dönemler deyince öyle bir şey geldi aklıma da ondan. Yani benim bildiğim öyle, hani bazı dönemler yaklaşınca. Çok aç olunca mesela. Ha, kan şekeri düşüyor, oturayım da bir kavanoz yiyeyim. Evet, doğru, yenir. Evet, yenir. Onu demiş, ben yemesem acaba ne yapabilirim diye kafasına sürmek suretiyle bir güzel benim bir... Bildiğim kafaya sürün, bütün vücuda sürersin mesela böyle bir dans, evet. Dancing. Hemen arkasında o tip şeyler vardır. ne oluyor bu saça sürünce? Valla her yerimize sürüyoruz, bir saçımıza sürmemiştik. Bit yapar ya, bit. Aile programında şoko parti dedi ya, lütfen. Güzel şoko partimizde saçlarımızda da olması çok güzel. Ama o fındıklı zaten dibini besler. Dibini mi? Neyin saç dibini? Köklerini besler. Evet, saç köklerini, dibini besler. Bit tehlikesine karşı ben uyarıyorum dinleyicilerimize, yasal uyarılır. Yalnız bir saç rengi bulmuş, tam bir karamel rengi, inanılmaz. Gerçekten 2017'nin saç rengi bu olacak. Alın o şoko partilerinizi. Mis gibi kokacak ortalık ya. Niye hiç önemsemiyorsunuz benim bit tehlikesi dememi ya? Üçüncü kere söylüyorum. Oktay, en son ne zaman bitlendin, kurban olayım sana. İlkokulda. Teşekkür ederim ya. Niye? Niye? Çünkü bit zıplayan bir hayvanmış. Tamam, zaten bizim bit. Zaten bit temize gelir. Bitin yani zıplaması için en güzel ortam. Senin bitlenmen için ya benden ya Ege'den bit gelmesi lazım sana. En son bit hadisesi yaşayan herhalde biziz ya. Siz ne zaman yaşadınız Ege? Çocuklar okula başladığında. Öyle mi? Sen zannediyorsun o kadar euroları verince okulda bit sorunu yok. Vay, bit euroya mı geliyormuş? Tabii bit euroya gelir. Hadi ya. Tabii size de gelecek büyük ihtimalle. Vallahi büyük şey ya. Skandal diyorum ya. Bu ne, ciddi öyle bir şey oldu mu? Size de geçmiş miydi Ege? Bize geçmedi de. Size geçmeden yakaladınız mı? Yazmadım, şey oldu. Bir kuaföre götürdü bir geldiğini. Burada bir şeyler gördüm ben. Evet, bit. dedi adam yani. Ne yaptınız? Kafayı kazıttınız mı? Kazıttığımız dönem o. Yani moda falan dedik de alakası yoktu. Ciddi öyle bir şey oldu mu Ege? Bak uyduruyorsun diye beni paniğe sevk etme. Yok anlatmıştı ya. Gerçek canım bunlar. Ben bu adamı hayal dünya. Bu çünkü manyak ama şeyler anlatıyor bu adam. Bir 300 euro daha verin sizi bitsiz bölgede okutsun sizin. Sen şeyi karıştırıyor olabilirsin. Bir de uyuz oldular ya. Bir de öyle bir şey mi? Bir de uyuz oldu. Tabii dolu dolu yaşadık hayatı. Tavşandan geçti ya, hatırlamıyor musun? Uyuz, bit. Hepsi Ege'de. Çiftlik hayatı çok zor şehirde. Evet, challenge hiçbir yere kadar. Challenge hiçbir yere kadar da hakikaten insanların asabını bozmakta üstümüze olmayacak bir haberle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Buradan tüm bekarlara sesleniyorum. Bir an önce evlenin. Bir an önce evlenin. Eğer yaşamak istiyorsanız bir an önce evlenin. Çünkü uzmanlar araştırmalarını yaptılar. Duke Üniversitesi'nden yapılan son araştırma önümüzde tokat gibi öyle blop diye masanın üstüne bıraktılar. Zaten üniversitenin adından da nereye koyacakları belli araştırma. Evet, çat diye Duke Üniversitesi koyar. Uzmanlar yalnız ve bekar insanların, çok özür dilerim de, çok da fazla zamanının olmadığını söylüyorlar. Bir hafta 10 gün süre mi vermişler? Bir ay süre yani vermişler içinde. O bir ay içerisinde. Yani niye gömülüyor bu yalnız insanlar ya? Vallahi Oktay, daha yaşarken gömüyorlar ya. Bu de bunu bilim dünyası yaparsa of, bizim halimiz harap. Ya yapmasınlar böyle ya. Yapılan araştırmalara göre boşanmışlarda %23, dul kalmışlarda %25 oranında
kayıp var. Roketleme. Roketleme var. Lütfen bunlar korkunç rakamlar. Bir an önce araştırmanın detaylarını vererek kimsenin de canını çok da fazla sıkmak istemiyorum ama. Belki hani mutsuz bir evlilik olabilir. Herkes mutsuz bir, ama yaşamak istiyorsan. Oluyor. Yaşamak istiyorsan katlanacak. Hayata tutunmak istiyorsan evleneceksin. Ha, bazıları şikayetçi, efendim evliliğim şöyle kötü, evliliğim böyle bilmem ne. Ama yani yaşarken iyi de onu İlla yaşarken. İlla evlilik mi Fahir? Vallahi evlilik veya dost hayatı gibi bir şey. Yani, ne diyorsun? Hayır, arkadaşlık dostluk olmaz mı? Arkadaşlık dostluk. Bir iki ay oynar en fazla. Ya evlilerde yaşama oranının gerçekten yüksek olduğu gözüküyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Yoksa ben kendi kafamdan uydurduğum bir şey olsa dersiniz ki siz benim hani nereden uyduruyorsun falan. Ve belgeler ortada. Adama sormuşlar. Gayet güzel yaşıyorlar. Yani, tamam evlilikten haz etmiyor olabilir, bilmem ne olabilir adam kadın neyse. İstemiyor olabilir. İstemiyor olabilir ama bekarlarda yaşamak bu durum istiyorsa. Bekarlarda sürüm sürüm sürünceğine insan gibi yaşıyorum demek için de bir şekilde evlilerde bu oran daha yüksek. Artık kararlarını kendileri verecekler. Tabii canım, biz kimseye zorla evlen demiyoruz. Kimseye zorla yaşa demiyoruz. Orada herkes şey kendi yapsın. Kararını, herkesin kendi seçimine kimse karışamaz. Uzun yaşamak da bilmiyorum ki amaç mı? Araç bir araç. Dün ben sordum çünkü. Kime? Öyle bir toplulukta. Ne güzel Oktay, topluluklara giriyorsun Oktay. Bizi niye çağırmıyorsun? Kızlı erkekli topluluklara. 8-9 kişilik kızlı erkekli bir topluluktu. Elinizde bir imkan olsa dedim. kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz? Belirleyebilseniz bunu. 96. Dedim. Herkesin böyle net cevabı var Ege. Sen evet. Daha boş boş bak bana. Benim bak adam şak diye çıkardı masaya yani koydu cevabını. Yani mantıklı bir şey mi olması lazım? Ben çünkü kafamda 2000 falan var. Yok hayır, o da mantıklı bir şey. O belli olmaz Ege. Sonuçta yani sen belirliyorsun abi. Ya vampir gibi ölümsüz de çok güzel takılırdım. Ama gerçekten hep bireysel emekliliği oynamak istiyorsun değil mi sen? Güzel bir SGK'yı ya. Batıran adam diye geçeceksin. Kimseyi emmeme de gerek kalmazdı. SGK'ya bela olan adam diye. Ölmedi gitti uğursuz. SGK'ya can diye. Peki bir soru daha var. Sen 2000 mi dedin? 2000 çok veya tamamen yuvarlak, ölümsüzlük aslında. 2000 de bana az gelir tamamen, bir yerden sonra. Çünkü sonlarına doğru. Ege'cim sayılı gün çabuk 900. geçer. Hakikaten öyle. Tamamen ölümsüzlük imkanı yok. Bir yaşa kadar belirliyorsun. Bir yaş yani. 2500 de diyebilirsin. 2000 de diyebilirsin. Önemli değil. Söyle bir şey. Kaç yaşına kadar yaşamak istiyorsun? 3000. Abi, arttırıyor ya. Böyle bir şey görmedim yaşam ya. Süresini. Ya 3000 mi? Tam 3000 mi? Tam 3000. Ya hiç düşünmeden ama bir en büyük şey gibi. İsteği de hepimizi ya böyle 3000'den. Çatır çatır gömüp şey yapmak ha. Ondan sonra da keyifle şeyle. Bizi unutur zaten ya 1000 sene sonra. Aa, unutur muyum? Muhakkak. Böyle bizim gençlerle sohbet ederken genç dediğim de işte 60-70 yaşında adamlar, siz hatırlarsanız büyük ihtimalle işte Fahir vardı, Oktay vardı. Evet, onlar yanlış seçim yaptılar. 90'da %100 ettiler. Fahir senin kaç? 96 benim. 96 mı? Ha, peki ikinci soru da şu. Ama ben şimdi ona inanıyorum 3000... bu arada yani size gerçekçi geliyor. Tabii ki gerçekçi geliyor. Niye gerçekçi gelmesin? Yani bu mesela böyle 2000 diyor, 3000 diyor falan ama benim 96 fix sabit. 96 yani. Net. Peki 96 yaşına kadar yaşama garantisi hakkın şu anda. Tamam mı? Baki. Şu anda verildi. Velev ki öyle. Tamam, teşekkür peki, ediyorum öncelikle. Kaç yaşında donmak istersin? 96'ya kadar aynı şekilde gideceksin. Nasıl yani? Sabit kalmak garantisi. Mesela işte mesela 40 diyebilirsin. Geçmişe yönelik de olabilir. Ha, o yaşta. Veya mesela 38. En güzel, 38'de en güzel itibaren, yaşımı mı soruyorsun bana? 96'ya kadar sabit gideceksin. Ay, bilemiyorum ki şimdi belki ben 70'lerde falan ya da ister misin tabii bu hakkını kullanmak zorunda da değilsin Fahir. 2000 sene 32 yaşında yaşamak isterim. Bak adam hazırlamış, her şeyini hazırlamış, ne kadar güzel. Çalışan da çalışmış. Programa hazırlıklı geleceğiz diye konuştuk ya bundan sonra. 2000'e kadar ne yaşayacaksın? 2000'e kadar gideceksin mi? Evet, 32 olarak gideceğim. 32 yaşında çok şeydin de 3004, ahım şahımdın da. 3004 dedin demin Ege, 2000 diyorsun, başka başka şeyler söylüyorsun ya. 3004 diye kayıtlara girdi. Rakamlara boğdunuz programı. 3004'te 32 mi görüneceğim ben? İşte soruyoruz sana kaç diye. 32 işte. 32'de mi sabitlenmek istiyorsun? 32 en iyiydi diyorsun yani. Tabii. Valla herhalde benim 65 falan gibi. Öyle. 65 mi? Evet, çok güzel tam olgunluk. Son 31 seneni 65 yaşında mı getireceksin? Yani o falan. Şeklimi ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Saçları hafif uzatacağım, beyaz. Şapka takacağım bir tane. Şapka Ertekin var ya. Ondan sonra böyle fular. Var evet. Fular da araya girmiş oldu. Fular takacağım. Tamam, çok güzel fularım olacak. He. Çeşit çeşit fularlar alacağım kendime. Çünkü fular biraz insanı zengin gösterir ya. Bütün emekli bağışımı gideceğim fularlara yatıracağım. Yemin ediyorum. Aç oturacağım ama fularlı gezeceğim arkadaş. Umut dolu bir insan. Ve Fahir Öğünç. Böyle gençlere hep fular hediye edeceğim. Herkesi fularlı yapmak. Son 30 sene 65 yaşında takılacağım. Ne yani. Fularlar dağıttım Oktay. Fahir o kadar fular deyince akla da yular geldi.
Lütfen fularlarınızı ve dolarlarınızı bozdurun. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatten hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu saat içinde Fahir'in fular özentisinden yola çıkarak sağda solda gördüğünüz insanlara çok yakıştırdığınız, keşke ben de yapsam dediğiniz ama yaptığınızda, denediğinizde olmadı deyip bir kenara attığınız şeyleri konuşuyoruz. Kıyafetler, aksesuarlar, hareketler, tavırlar. Ne özeniyorsunuz başkalarında? Siz deneyince ne olmuyor? Gelin bunları konuşalım tüm samimiyetimizle. Belki de yakışıyordur. Hiç belli olmaz. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsabahlar, faca sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Parmaklar havada, hemen ilk parmağı kaldıran çok çalışkan öğrencimiz Oktay Demirci diyor. Söyle bakalım Oktay, neler öncelikle söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için programınızda. Parmak kaldırmak esastır. Teşekkür ederim. Saat. Saatmiş değil mi? Hmm. Niye takmıyorsun Oktay? Saat olmuyor şey... çünkü. Benim bileğimde olmuyor. Kutup gibi olduğu çeşit, için mi bileklerim? Aşk olsun Fahir. Yok, zarif olduğunu biliyorum. Senin ruhunun zarifliği zarif bileklerine de vurdu. O ayrı da. Ne alakası var? Ne kütük gibi adamlar takıyor, yakışıyor onlara. Evet, sana niye yakışmıyor ki ya? Kaldı ki kütük gibi de değil lütfen yani. Çok, yok bir zarafet temsal. Yok, estağfurullah, kütük gibi deyince hani sanki böyle bir şeyin teknik olarak böyle bir bileklere uymuyor. Yok saat hayır canım, ne alakası var? Yok. Bir de şapka. Bak mesela şapkaya ben de özeniyorum ya. Kütük gibi olduğu için, evet, peynir tenekesi kadar olduğu için kafan uyan şapka bulamıyor musun diyebilirsin. Ya uyan şapka bulamıyor. Zamanında bir tane şapka vardı sana uyan. Bu Ege sana hediye etmişti. Ve sen de onu hamamda bırakmıştın. Evet, hamamda yani, unuttum. Yani bu şapkanın başına gelebilecek en acı şey. Sohbetinizi kesiyorum çünkü bir canlı bağlantımız var. Ne diyorsun Ege? Canlı mı? Evet, canlı bağlantı. Canlı bir dinleyicimizle canlı bağlantı mı? Telefonla bağlantı kuracağız. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Bir daha alabilir miyim? Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Esin ben. Esin Hanım, nereden arıyorsunuz? Ben Ankara'dan arıyorum. İyi Esin, yapıyorsunuz. Esin Hanım, bir şey soracağım. Bağlantımız canlı mı? Canlı. Canlı. Gayet canlı. Teşekkür evet. ederiz, sağ olun. Saat vereyim mi? Saat 9.12. Vallahi bravo. Doğru. Yani eğer kafasında soru işareti olanlar varsa onlar düşünsünler. Tokat şu gibi anda bir cevap. Tokat gibi evet. canlı. Esin Hanım, çok güzel. Peki neyi takmak istiyorsunuz? Nedir sizde yakışmayan, başkalarında görüp de özendiğiniz şey? Takmak değil de ben çok saçı çok kısa olan kadınlara çok özeniyorum. Hmm. Böyle çok güzel duran kadınlar oluyor. Böyle erkek gibi kısa mı, yoksa hani böyle omuzlarda falan biten bir kısalık mı? Pardon, sesiniz kesildi. Özür dileriz valla. Canlı bağlantı. Canlı bağlantının cilveleri bunlar. Azizliği, canlı bağlantı. Hani kısalık deyince kadın saçında kısalıktan bahsettiğiniz kısalık ne kadar kısa? Böyle hani erkek saçı gibi. Bayağı kısa, erkek saçı gibi. Erkek. Niye, sizin kafa biraz şey mi? Çok özür dilerim. Yamuk yumuk mu, yoksa böyle düz kafa mı? Yamuk yumuk değil de yüzüm çok şey değilmiş herhalde. Ben de erkek gibi oluyorum öyle kesinlikle. Büyük mü? Yüz alanınız yani, büyük mü? Büyük de değil aslında, minyon bir suratım var. Olur o zaman. Olur o zaman. Olur, saç. Yok, olmadı. Olmadı. Ha, denediniz mi? Denediniz mi? Yani daha küçükken, lisedeyken denedim. Olmaz. Ben olmaz. Ergenliğimde verdim. Ama yeni oturdu bence yüzünüz. Olmaz. Esin Hanım, lisede denemeler sayılmıyor Esin Hanım. Kaç yaşındasınız şu anda? Şimdi 29. 29. Olmaz. Deneyin. Evet, neredeyse 30 yaşına gelmişsiniz. Bir de bu suratınızla deneyin. Eğer yine tabak gibi çıkıyorsa suratınız, tabak surat gezi. Ama şimdi de bu riski alamayacağım. Evet, çünkü yani geri dönüşü aylar sürüyor. Bizden tam destek Esin Hanım. Bizden tam destek. Cesur olun ve deneyiniz efendim. Sonuçta kökü sizde. Ben çok yakışacağına eminim. Badem yağı sürerseniz bir hafta 10 gün içinde eski haline gelir zaten, hiç merak etmeyin. Peki, teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Canlı bir şekilde bağlandığınız için bize sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Yağlı kafa Esin Hanım'la geliyor. Çünkü badem yağını sürmüş haliyle yağlı kafa yağlı olarak kafamız da geçecektir. Yağlı kafa tabak surat diye geçer. Fahişen, aslında yüzünün hakikaten güzelliği ortaya çıkacaktı Esin Hanım'ın. Evet, ama demek ki yüz güzelliğiyle değil, yaptıklarıyla ön plana çıkmak istiyor Esin Hanım. Belki de ön plana çıkmak istemiyor. Fahir Bey, senin var mı? Var, benim de Fahir Bey ve sen diyerek bir ilke imza attım. Valla bak, fular var. Yeni, evet. Ama fular şu anda kıyafetlerime çok... Yani fular taksa ilk dalga geçecek biz değil miyiz? Bizim de hatamız var. Sürekli yani ceket görmek. Ben tam destek ya. Ben tam destek. Hiç yani, ben sizin yapacağınız bir harekete... Şimdi fularlı siz adamla... Siz emin olduktan sonra hiçbir zaman öyle dalga geçmem, şimdi tavır ben koymam. Yok, ne derler ona? Fularlı adamlar gözünüzün önüne gelsin. Emre Kongar'la takılırsın. İşte Emre Kongar var. Gazeteci Yasar, Bekir Hazar var.
Ondan sonra cuma pas. Bu ikisini arka arkaya aynı cümlede kullandığın için seni esef yakınıyorum Fahir. Ya hayır, fular neyinde sadece ortak faydasında diye düşün. Rahmi Koç var. Rahmi Koç var. Rahmi Koç'a ya bak, tamam belki ben de bir gün Rahmi Koç olduğumda şey, bir zengin duruşu var, bir şey var. Hani şimdi fular taksam o zenginlik fularla gelir Fahir. Gerçekten mi? Tabii, ne zaman ki fular bağlandı. O zamanki Rahmi Koç coştu gitti. Coştu gitti, eskiden hiç öyle değildi. Böyle sürekli olarak gömlek ceketle gezmek zorunda kalacağım. Bir şey kısıtlamaya girmiş gibi hissediyorum. Bir de şapka. Kafa benim arkası birazcık ayıptı söylemesi düz ya. Yani o, bu bizim dönemimizin şeyi, sürekli bizi sırt üstü yatırdıkları için diye düşünüyorum hep nedense. Öyle arka biraz düz olduğu için şapka takınca çok hakikaten şahsi menfaatlerini biraz geriye çekersen biraz da Twitter'a bakalım istersen dinleyicilerimizle. Lütfen bakın. Twitter'a bakmadan önce bir canlı telefonla canlı bağlantı kuracağız. Günaydın efendim. Günaydın. Ben Fırat, İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz Fırat Bey. Canlı yayındasınız şu anda. Canlı telefon bağlantısıyla bağlandık size. Bir de size soralım. Canlı mı efendim bağlantımız? Canlı efendim. Saat alalım o zaman sizden. Saat 9:18. Çok güzel. Tamam. Fırat Bey, neye özeniyorsunuz da olmuyor bir türlü? Ya neye özeniyorsunuz derken, ben şöyle söyleyeyim. Hani kendi normal giyindiğim şekle göre kendimi özendim mesela. Kendim normal giyindiğim şekle göre kendim derken? Ya klasik giyiniyorum ya. Klasik giyimin çeşitlerini özeniyorum. Yani genelde oluyor. Ne demek yani, biz anlamadım. Ne canlı bağlantı olduğu için heyecanlanıyoruz şu anda. O yüzden herhalde. Evet. Biraz daha açıklar mısınız lütfen? Ya mesela klasik giyinirken çeşitler var. Mesela ayakkabıda, mesela ayakkabı tarzını çok değiştirdiler. Normalde klasik giyimde kundura vardı. Şimdi farklı kundura çeşitleri çıktı. En basitinden örnek veriyorum. İki kere kundura dediniz Fırat Bey. İki kere kundura ama taş doldu. Atmaya kürek gerek. Nazlı yarın yanında. Benim asıl arama amacım farklıydı. Bunu da söylemek isterim. Konuyu da dahil edeyim ama. Ege abi, cuma günü konuşurken Fırat'ın kalbinde yerimiz yok dedin. Orada çok üzüldüm ben. Podcast'lerden dedim. Dün. Aslında öyle bir şok abi. Hepinizin kalbinde benim hepinizin yerinde kalbim. Ay kardeşimsin ya. Kardeşimsin ya, Fırat. Adam nasıl Fırat hassas. Kalbinde... Ama hayır abi, yeri biraz daha büyük. Onu söylemek istiyorum ben. Fırat sadece. Kalbinde yerimiz varsa kunduraları çıkarıp gireriz. O konuda da hiçbir derdin olmasın. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Fırat. Sağ ol. Fırat'cığım sağ ol. Canımsın. Sağ ol. Fahir'in bıyıkları uzadı ya. Vallahi ya şu anda az bıyıklar... önceki lafından sonra var olan bıyıkları bir santim uzadı sağdan sola. Dinleyicilerimizi hep karıştırıyorlar diye bizim, çünkü seslerimiz birbiriyle karışıyor ya sürekli olarak. Kim kimdir, nedir diye. O yüzden tipimizi şey. Tipimizi değiştirdik. Sakallı Oktay Demirci, bıyıklı Fahir Öğünç, Babyface Ege Kayacan diye herkesin kafasında bir kez daha yerleşsin. Babyface mi, optik mi? Babyface Optik. Zaten o da Babyface'liğin en güzel taraflarından bir tanesi. Babyface Optik çok güzel dükkan ismiymiş ya. Koskep'ten ben gideyim şimdi, hemen kredimi alayım. İsterseniz biraz konumuzda konumuzda ilgili, evet, bakarsınız. Özgür demiş ki gözlük, bildiğin gözlük, hiçbir gözlük olmuyor yüzüme demiş. O gözlükten değil, burunda. Burundandır evet. Ben öyle mi? Ya, ama bu adamın zaman. Yüzüne olabilecek gözlük varsa ben kim de dinleyicimizin? Özgür. Özgür Bey'e de kesinlikle bir gözlük olduğuna eminim. Optik dünyası bütün teknolojisini, bütün varını yoğunu şey yapacaktır. Muhakkak ki üretimini gerçekleştirecektir. Atalay ne demiş? Boy 1.69 olunca takım elbiseyle penguen tipine giriyoruz. Olmuyor, olamıyor demiş. İnce kesim bir takım elbiseyle toparlar. Her şey moda dünyası İnce sende. Kesim. Yani herkesin İnce de gönlü. Olur. Her şey zamanla. Bir de göbeğini içine çeker. Jilet gibi dolaşır ortada. Hmm. O zaman Atalay'a ince kesim takım elbise diyoruz. Anlayabilirse. Façeden Gökçe Hanım ne demiş? Ah o çok güzel kâküller. Ah o kâküller. Ben de maalesef. Herkese kâkül yakışacak. Çünkü şimdi kâkülün de çeşit çeşidi var. Herkesin surat yapısı farklıdır. Şey farklıdır. Bazısının yüzünün güzelliği ortaya çıkar. Bazısı hakikaten sanki kafasına bir miğfer giymiş de önden sarkıyor gibi duruyor. Ayşe Hanım ne demiş? Saç bandı. O kadar özenmeme rağmen kafamda bir türlü durduramıyorum demiş. Fıt diye atıyor mu? Saç bandı var mı ya, saç bandı kullanan? Saç bandı dediğin senin gözünde 70'lerden bu 80'lerde alında etrafı olan mı? O şekildeydi. Ayşe Hanım söyledi, o değil mi? Toka gibi böyle tepeye takılıyor, saçı topluyor arkaya. Ha yani. Böyle file gibi oluyor mu? Yok canım. Bir dakika, birazcık da hadi bakalım neler söyleyeceksiniz, çok merak ediyorum ya. Böyle file, dışarıdan bakınca takılmış hali. File gibi görünür. Ha, file dedi. Sen ne diyorsun Ege? Yani bak böyle. Kundura desen de geç. Şeyden tutuyorsun yani. O mesela alnına taktığını biraz geriye attırıyorsun. O değil mi saç bandı? Yalnız geriye şey yapıyorsun. Yayında olduğumuzu unutmazsın.
Çok teşekkür ediyorum. Neler söylemiş başka dinleyicilerim? Onur demiş ki Enrico Iglesias olmak için giydiğim beremle Şirin Baba oldum demiş. Onur. Olmuyor, olamıyor demiş. Başka Ceren Stiletto. Herkese yakışır. Herkese yakışır. Kadın erkek fark etmez. Niye canım? Bir taraklı ayaklarda çok affedersiniz. Yürümeyi bırakın. Öyle olmuyor. Ayakta duramıyorum demiş Ceren. Lap lap yürüyorum. Olmuyor demiş. Stiletto'ya yakışmıyor demiş. Stiletto'nun zarafetini taşımak lazım. Nazlı ne demiş? Para. Bende para olsa çok yakışır bence ama hiç yok demiş. Reklamlardan sonra devam edeceğiz moda dünyasında özelliklerimizi konuşmaya. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sağda solda milletin üstünde gördüğünüz ama ne güzel ben de hemen yapayım dediğiniz ama siz denediğinizde hiç üstünüze yakışmayan bir tarafından eğreti duran şeyleri konuşuyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40 Twitter adresimiz @modernsabahlar faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. İsterseniz hemen konuya girmeden önce bir telefonla gerçekleştireceğimiz canlı bağlantı var, onu alalım. Günaydın efendim. Alo. Alo, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Doğu Özdemir ben. Doğu Bey hoş geldiniz. Nedir size yakışmayan ve özendiğiniz şey? Canlı değil mi? Canlı. Şu anda canlı bağlantı. Saat alalım 09:29. Doğru, canlı bravo. Bağlantı demek ki. Tam sonuç. Hadi. Bir de tarih vereyim, 18'i galiba. 19 yapmayın ya. Şimdi şu anda canlı olmadı. Programın bant olduğu ortaya çıktı. Hay Allah. Bir yaklaşık 19. Sonuç. 19. Neyse, 19 mu? İyi öyle olsun can, problem değil. Efendim tabii ki gözlük, yani hani gözlük yakışmıyor. Çünkü niye, değiştiremeyeceğiniz bir takım şeyler var ama hani daha öncelerden de konusu oldu. Ben kova kravattan tut efendim fulara kadar her şeyi denemiş bir insanım. Olmuyor. Sadece şöyle bir sıkıntı var aslında. Biz bunları umumiyetle, ekseriyetle batılılardan görüyoruz. O adam giyiyor. Yani adamın artık ten rengi mi, saç rengi mi, boyu, fiziği bilmem ne. Artistliği herhalde taşıyor. Artist bir takım tavırlar yapabiliyor. Çözemiyorum yani, adamdaki sadeliği de yakalayamıyoruz. Bir bakıyorsun, sizin de sıkıntılarınız büyük Doğu Bey. Gerçekten hakikaten büyük problemler yaşıyorsunuz. Gerek insan evet, olarak. Evet. Ama gözlük diyoruz. Yani, gözleriniz bozuk mu? Bir kere onu şey yapayım. Gözünüz bozuk mu? Yok, güneş gözlüğü. Ha, güneş gözlüğü dedi. Tamam, o zaman onu şey alalım, kenara not olarak alalım. Doğu Bey çok teşekkür evet. ediyoruz. Umarız ki en kısa sürede optik dünyası size de çözüm bulacaktır, üretecektir. Çok teşekkür ediyoruz canlı bağlantımıza katıldığınız için. Koray demiş ki şapka demiş. Şöyle şık bir şapka ne güzel olurdu ama yok. Tatile gidince yöresel kıyafet takmış öğretmen emeklisi gibi oluyorum demiş. Olmuyor bana demiş. Ben de şapkaya yıllar. Şapka biraz inatlı oluyor galiba. Bir de insanlara kendini şapkalı bir adam olarak kabul ettireceksin. Şey diyecekler. Yıllarca takmayıp bir anda takınca evet biraz kadük duruyor olabilir. Fiyano da öyle demiş. Şapkadan çok dinleyicimiz şey muzdarip. Muzdarip ya, herkes şapka özeniyor takmıyor. Ama muzdarip. Evet, maalesef kendine uygun şapkayı bulamıyor. O da en büyük sorunlardan bir tanesi. Ozan Soluysa ne demiş? Ne demiş? Babet çorap. Babet çorap yakışan erkek gerçekliği diye bir şey var. Ben de çekici duruyor demiş. Ozan Bey'e katılımı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir canlı telefon bağlantımız var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Sinem. Sinem hoş geldiniz. Ya, Sinem mi? Sinem Hanım neye özeniyorsunuz da olmuyor? Ya ben şeye çok özeniyorum. Böyle kızlar böyle saçını hemen toplayıveriyorlar. Sonra çok güzel oluyorlar. Pratikliğe mi özeniyorsunuz? Pratikliğe mi yoksa yani genelde evet, güzel olmaya mı? Hayır yani böyle dışarıdayken mesela saçım tamam kötü bir gün uyanmışım, kötü uyanmışım. Hı-hı. Topluyorlar böyle. Çok aynı güzel oluyor. Güzel oldular. Evet. Peki siz uğraşınca Sinem Hanım o şeyi yakalayabiliyor musunuz? Yani daha fazla zaman harcamanız mı problem yoksa o şekilde toplayamamış. Yani şöyle sorayım ben Sinem Hanım. Saçınız fazla mı? Saçınız az mı? Saçınız kısa mı? Saçınız uzun mu? Saçınızda ne tip bir sıkıntı var? Aynı sorular bu. Yok saçımla ilgili bir sorun yok. Sorun suratımla ilgili galiba. İsterseniz şöyle yapın Sinem Hanım. Kazıtın saçları, yüzünüzün güzelliği ortaya çıksın. Yok o da olacak gibi değil. Olacak değil. Saçınız uzun mu? Bari o sorunun cevabını alalım. Saçım kısa birazcık. Uzatın. Yani Orta boyda. Orta tempo bir saçınız var. Olsun yani, şimdi belki de onundur. Onun neticesidir. Yani uzatın o zaman. Belli bir uzunluğa geldiği zaman rahat toparlayıcı hali geliyor ya. İster şöyle zarif bir topuz yaparsınız. File. Alırsınız bir kalemle böyle lap diye yukarıdan saplarsınız. O güzel olur. Uzatın o zaman Sinem Hanım. Ne dersiniz? Tamam ben
ben sizin şeyinize uyuyacağım, uzatacağım. Tamam sizi. Peki efendim. Tamam. Söz verin bize Sinem Hanım. Badem ya. Söz veriyorum. Teşekkür ediyoruz Sinem Hanım. Peki efendim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ gerçekten olsun. Hayırlı saç uğurlu olsun. Saç uzatmanın en güzel tarafı şu anda başladı mesela. Yalnız güç alır saç, biliyorsunuz. Doğru. Sinem evet. Hanım'ın vücuttaki enerjiyi emer. Enerjiyi alır, güç alır. Kasapla berberin oğullarının hikayesini daha sonra ona anlatacağız. Bir ara anlat Oktay ona. Bir başka dinleyicimiz Erdinç Polat bıyık demiş bir aksesuar olarak. Hatta benim son dönem bıyığımı görmüş. Ve şöyle diyor, yalnız ve mağrur Fahir Bey bıyığı diye bir bıyık türü ortaya mağrur çıkıyor. Mağrur mu mağdur mu? Bakayım, mağrur efendim, bir yaklaşık sonuç. Bıyık herkese yakışmıyor, doğru. Doğru. Yani bütün hani erkeklerde öyle bir şey var. Bıyıkta kıyafet bıyık çok önemli, demin anlattığın gibi fularda. İşte yani bütün bıyık gardırobu değiştirmen gerekiyor. Evet, Oktay. Evet. Yani göre o kıyafet şart değil aslında. Şimdi sen şart. Bıyığın var diye böyle tişört, kot ve spor ayakkabı giyemem gibi bir şey oturdu kafamda. Yaz sezonunda yine böyle bir bıyık bırakma girişimi maalesef gardırobumun yetersizliği neticesinde hüsranla sonuçlandı. Kış aylarında ben bunu devam ettirebilirim rahat diye düşünüyorum bir şekilde. Var, müsaadenle sözünü keseceğim çünkü bir canlı telefon bağlantımız var. Günaydın efendim. Günaydın, hayırlı işler. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Ergün ben, 44 yıllık. 44 yıllık Ergün Bey. Ergün Bey hoş geldiniz. Ergün Bey, ne yakışmıyor yani, bence size her şeyin çok güzel yakışacağını düşünüyorum ama nedense böyle bir bizde de bir şey oturttunuz, yakışmayacak bir şey ne olabilir Ergün Bey'de diye düşünüyoruz, bulamıyoruz. Şapkanın hiçbir şekli yakışmıyor çünkü küçücük kafam var, kulaklar da kocaman. Yok estağfurullah ya. Ne güzel ya, küçük kafa, hakikaten bütün şapkaları deneyebilirsiniz, yakışan tabii bir tane bulabilirsiniz. Atasözümüz var, küçük kafa sağlam vücutta bulunur küçük diye. Küçük kafa büyük kulakta bulunur diye bir atasözümüz var. Sizde de olmuş yani, deneyin, vazgeçmeyin Ergün Bey. Ne denediniz, kasket tipi mi denediniz bugüne kadar? Hepsini denedim, hatta eşim bana şeyden Milano demişim. İtalya'dan. Bu kanalı olan yer neresiydi? Venedik'ti. Venedik'ten bravo. Venedik'ten şey getirdi, böyle şapka getirdi. Uzun. Bir şey soracağım. Siz nerelisiniz, Venedikli misiniz? Ergün Bey siz gitmediniz, eşiniz mi gitti? Şeye, belediye. Eşinizi sen, bakıyorum. Sen gelme, ben biraz yalnız dolaşacağım, arkadaşlar geliyoruz mu dedim. Çünkü senin kafan komple küçük, kulaklar büyük mü dedi size? Efendim ne dediniz? Kafan küçük, kulakların kocaman dedi. Sen gelemezsin. Ege dur bir dakika. Fahir çok önemli bir soru sordu Ergün Bey'e. Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz dedi. Dur hiç ses etme, dur arada kaynamasın o. Nerelisiniz Ergün Bey? Ama böyle zor sorularla sıkıştırmasanız. Yok yok, nerelisiniz gerçekten, hani merak ettiğimiz için. Karadenizliyim. Karadeniz, yani neresi Karadeniz'in? Giresun. Şimdi sizde Giresun kafası var. Venedik şapkası Giresun kafasında olur mu? Olmaz. Giresun'dan gideceksiniz. Olmaz. Şapkanızı Giresun'dan alacaksınız. Hah işte ben de diyorum, bu şapkalar neden olmuyor bana? Fahir Bey, beni aydınlattığınız için. Estağfurullah ya. Yani herkesin şapkası. Bir soru sorabilir miyim size? Tabii, buyurun Fahir efendim. Bey. Buyurun. Kişisel bir soru sorabilir miyim Fahir Bey? Buyurun, kişisel soruları alıyoruz. Buyurun. Şimdi ben brokoli yemek istiyorum ama bunu haşlayıp da mı yiyeyim, çiğden mi yiyeyim? Şimdi brokoli şöyle yapabilirsiniz. Değişik bir yaklaşımda bulunacağım. İkisi de bence, çiğden de yiyebilirsiniz, haşlayıp da yiyebilirsiniz ama ben kızartmayı öneriyorum size. Bir değişiklik olsun diye. Üstüne hem yağ çeksin güzel. Hem güzel yağ çeksin. Yani illa yiyeceksiniz diye bir şey yok. Sağlık için brokoli diye illa böyle bir kaidemiz yok. Neden brokoli yemek istiyorsunuz onu da anlamış değilim. Yani dur ben bir kere... sağlık açısından değil. Merak ettim tadını. Hiç yemedim. Vallahi hiç merak edecek bir şey yok. Çok merak edecek bir şey yok. Yani çocukluğunuzu düşünün. Hayatınıza brokoli ne zaman girdi? O zamana kadar yemediniz. Herhangi bir kaybınız olmadı. Bundan sonra da yemezseniz çok da bir kaybınız olduğunu düşünmüyorum. Ergün Bey, bence yine Fahir Bey açık yüreklilikle cevap verdi bu kişisel soruya. Evet. Çok evet, teşekkür ederiz aradığınız için. Yani vallahi bir cesaret şov oldu. Karşılıklı fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun efendim. Sağ olun, görüşmek üzere. Karşılıklı herkes çok cesur bir şekilde söyledi. Birisi memleketini söyledi. Şey hocam, niye brokoli bana sordu ya? Ben kişisel de soru abi. Kişisel olarak. Sen sordun ya memleketinde. O yüzden. Haklı. Begüm Hanım kırmızı ruj demiş. Yakışmıyor kırmızı ama özeniyor. Ruj zaten Fransızca'da kırmızı demek. Yani onu ekstra kırmızı gibi bir şey biliyor musun? Hanımefendi tavırlar demiş Aycan. Bende çakma olduğu çok belli oluyor demiş. Yapamıyorum ama özeniyorum demiş. Özlem Neptün Zop gerçekten kendisiyle yüzleşebilen bir Hazan hanımefendi. Bir saygıya davet ediyorum hepinizi. İnce topuklu ayakkabı demiş. Fakat ayak bileklerim 1.85'lik eşimin bileklerinden bile kalın olmuyor, olamıyor. Şimdi beyi giysin o zaman.
şimdi olacak. Çok, çok da garip şeyler olsun istemiyoruz. Bir canlı telefon bağlantımız var, ilginç. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Yasemin ben. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Hoş buldum. Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan arıyorum. Yasemin Hanım şu anda stüdyomuzda olmamasına rağmen telefonla programımıza canlı bağlandı. Evet. Bunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Buyurun Yasemin Hanım. Buyurun Yasemin Hanım. Dinliyoruz. Çok zarif bir hanımefendisiniz. Size yakışmayacak bir şey gerçekten biz de düşünemiyoruz ve merak ediyoruz. Ben hiç hayatımda sigara içmedim. Yaşıma geleceğim bu sene. İçmediniz ama zaten. Hiç içmedim. Ama böyle bir iki masada falan böyle özenmiştim. Hadi yaksana falan dediklerinde. Hep o arkadaşlarınız var. Yüzünden. Hep hemen o arkadaşlarınızı şöyle, değiştirin. Şöyle havalı havalı hani kadın elinde böyle bir sigaranın duruşu var. Olmaz. Fotoğrafları falan çekiyor. O havalı bir şey değil efendim. Hiç havalı bir şey değil. Havalı çok. Bir şey değil o. Ben böyle 5 permütasyon bütün iki parmaklarım arasına sokarak denemişliğim var. Şöyle düşünün Yasemin Hanım, havalı olacağını düşündüğünüz şeyi şimdi şu soğuk kış günlerinde gidin bir restoranın kapısının önünde, bir AVM'nin kapısının önünde titreye titreye sigara içen kadınları düşünün. Ne kadar havalı bir hesap edin, ondan sonra ya, bir daha konuşuruz. Bazı güzel duruşu var ama benim böyle çok küçük ve tombik ellerim var. Böyle sigarayı tutarken kendi elime baktığımda kulağımdan tutup anneme götüresim geliyor kendime. Yüzük takıyor musunuz? Yüzük takıyor musunuz? Hiç takmıyorum. Ya zaten takılarla da bir sorunum var, böyle taşıyamıyorum onları ama ellerim gerçekten hiç kurtarmıyor. Yani. Ya bence o takılar sizi taşıyamıyor. Öyle düşün. O kadar minnoş, o kadar zarif, o kadar hassas bir yapınız var ki. Ben bir şey fark ettim bu sabah. Ben minnoş değilim. Yo minnoşsunuz. Elleriniz de çok minnoş. Pamuk pamuk elleriniz var. Ama dinleyicilerimiz böyle biraz kendine haksızlık ediyor bu sabah. Hiç biz bu konuya girmek istemedik ki. Birisi diyor kafam küçük, kulaklarım büyük. Hı-hı. Hanımefendi diyor ellerim tombik tombik. İşte sebeplerini de ortaya koyarak. Yani bence herkesin elleri pırlanta gibi, kulakları küçük bravo, düğme gibi. Bravo. Biz öyle görüyoruz sizi. Herkes de öyle görüyor. Teşekkür ediyorum. Telefonla konuştuğumuz için öyle görüyorsunuzdur. Canlı bağlantı yaptığımızı hatırlattığınız için çok teşekkürler. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun efendim. Sigaradan uzak. Aman sigaradan uzak. Aman dikkat. Barış Manço yüzükleri benim parmaklarımda kelepçe gibi duruyor demiş. Kertemeyen kele. İnsanlar 5 parmağına 10 yüzük takıyor. Ben 5 parmağıma 1 yüzük takamadım diyor. Oradan da konuyu evliliğe getirdim. 19 Aralık benden canlı demiş. Twitter'dan canlı olarak katılmış. Tarih verdiğine göre canlı. Bu da bir ilk. Bu da bir ilk. Elif Zeynek Şirikçi ne demiş? Göbeği açık, o pek hoş minnoş buluzlar maalesef bende güzel durmuyor. Benim göbeğim pek tontiş, hiç güzel olmuyor diyor. Lütfen haksızlık etmeyiniz. Güzel bir göbeciğiniz var. Ayva göbek diyebileceğimiz göbeklerden biri. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.46 sevgili dinleyiciler. Size yakışmasını istediğiniz, sağda solda gördüğünüz ama denediğinizde olmayan şeyleri konuşuyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Hediye Eroğlu da aynı bizim demeyeyim de benim kafada gerçekten de yıllardır bunun mücadelesini verdim. Ben de kendime bir türlü yakıştıramadım. Şapka ve gözlüğün çok yakıştığını düşünüyorum diyor kendisine. Ama benim derdim taytlarla. Vallahi nasıl, ben şimdi bacaklarım zarif. Hı hı. Tamam, yani o konuda bir sıkıntı yok. Ama böyle bir tayt giydiğim zaman ben de istiyorum ki. Laf atıyorlar sokakta. Ya, çok laf atmaları çirkin bir şey yani. Ya. Türkiye'de tayt giyerek bir erkeğin dolaşması ne kadar zor oldu. Ne kadar hakikaten büyük sıkıntı. Yok ben bu spor taytlarından bahsediyorum ya. Hani böyle giydiğim zaman böyle bir istiyorum ben de. Spor olsun. Yaparken giyilen yani tayt. Spor yaparken böyle bir tayt. Ne oluyor? Olmuyor mu? Olmuyor. Yani olmuyor dediğim ya bünyede. Belki tayt çirkindir. Genelde onlar çirkin oluyor Fahir. Yani beğenen tabii beğeniyordur da renkli renkli oluyor. Bir şeyler oluyor falan. Ondan mı? Vallahi bilmiyorum işte. Yani zarif bacak desen bacak zarif. Uzun desen uzun. Tamam, anlaşıldı Fahir. Yani ayak bileklerin falan. Ayak bileklerin. Onlarda da bir yavaş yavaş aylar içerisinde bacaklara çıktın. Hayırlısı önümüzdeki aylar için bakalım. Nerelerinin öğreneceğiz zarif olduğunu. Daha korkarak bakıyorum sana. Tam şu anda. Tam bir zarafet timsaliyim gerçekten. Ama bana da olmuyor. Gerçekten bu bacak boyuyla falan. Bana bile olmuyor diyorsun. Bana yani. Bile olmuyorsa ben kime olacağını çok merak ediyorum. Ömer demiş ki güneş gözlüğünün kafanın üstüne takılmasına deli özeniyorum. Bende olmuyor. Ben takınca cilalı ibo oluyorum demiş. Durmuyor yani. Bazı kafada. Kellerde duruyor abi. Cilalı ibo dediğine göre. Kellerde daha rahat duruyor değil mi? Bilmiyorum, aramızda kel olan şöyle bir bakıyorum. Ben tamamen gözleme dayalı söylüyorum. Kel.
çok kel olup da kafasında gözlük tutan çok adam tanıdım ben. Çok arkadaşım var. Benim de öyle arkadaşlarım var. Vallahi Oktay, yani senin çevrene de insan imreniyor. Ne yalan söyleyeyim. Benim doğru özendiğim şey aslında kendine, kıyafetine özenmiş adam havasına ben çok özeniyorum. Ne giyersem giyeyim. Yani çünkü öyle oturmadığı için bu kadar zamandır. Mesela dolaptan bulduğunu giymiş adam olarak dolaştığım için. Mesela şu anda bir kazak var üstünde. Onun hemen altında ben şöyle kenardan tişört görüyorum. Evet. Siyah kazak, içinde de pembe, pembe bir tişört görüyorum. Mesela çok belli özendiğin, yani o kenarından ne kadar görüneceğini bir saattir aynı karşısında şey yap. Ama ben isterdim mesela sizin karşınıza cillok bir çıkayım, böyle bir özenin öyle şey. Öyle çıkıyorsun zaten. Ben her sabah sanki onu özellikle yapıyorsun diye biz. O zaman demek ki doğal bir şeyim var. Avram mı denir ona, ne denir bilmiyorum ama. Sen alışveriş yapmıyorsun ki Ege. Niye giyeceksin hala? Alışverişle olacak bir şey değil ki o. Evet, sipariş veriyoruz işte, yumurta olmuş 1 lira. Özenle ilgili bir şey, alışverişle ilgili bir şey söylemiyor ki adam. Tamam ama. Var olanı güzel kullanmakla ilgili bir şey. Hayır. Şu anda bir dakika. Baksana adama, siyah kazak, altına da o rengi kaçmış pembe tişört. Ne ve kadar yakıştırmış. İçimde de don. O zaten o görünmüyor da. Sabittir, o kalıptır sonuç olarak. Nihayet Aylin Hanım demiş ki fakat şapka bana çok yakışıyor demiş. Aa, yakışan varsa ne kadar güzel. Evet, belki konudan bağımsız. Başında ama paralansın. Nedir onun şeyi, o duydu ama. Başında paralansın. Dileği. Olmaz ya, başında paralansın. Yani çıkarma güzel güzel. Başı paralansın demiyor. Az önce telefonda canlı bağlantı yaptığımız Doğu Devrim Özdemir bize çeşitli fotoğraflar gönderiyor. Gözlük demişti biliyorsunuz, gözlük olmuyor diye. Çeşitli fotoğraflar göndermiş. Hangisi diye? Hakikaten olmuyor. Ben de ikna oldum. Bu arada stüdyo yönetmenimizden bir şey geldi. Canlı yayında bağlantı gerçekleştirebiliyormuşuz. Hatlarımız düzelmiş. Telefonumuzu hatırlatalım. 0212 368 62 40. Çok teşekkür ediyoruz. Gamze Nur İlter ne demiş? Çevremdeki insanların iki yüzlülüğü ben de yapayım diyorum ama onlara yakışıyor, bana hiç güzel olmuyor, maalesef yapamıyorum diyor. Maalesef yüksek karakter. High fidelity. Hayır, hayır. Olmadı mı? Kilim desenli hippi sanatçı Metin. Bir tek gözlük eksik demiş. Aa, ben de o depresyon ırkalarından çok özeniyordum. Onlar da olmuyor bana. Bu elleri içine soktuğun mu? Ha, böyle iyice yoşumuş, uzun. Ondan onları sonra kadınlar kullanıyor diye biliyorum ama ben. Yok, depresyon erkeklerde her var mı? Yok, var var. Benim bir depresyon hırkam var gerçekten. Zamanında şey yaptım. Ya depresyonda değilim, tam olarak şey yapamıyorum. Ya da olmuyor yani. Ben onu ben giyerim ya onu. Vereceğim Ege, tamam. Getireceğim. Panton sana ne demiş? Pantone 320C şöyle demiş. Bütün fotoğraflarda şahane çıkan fotojenik insanlara çok özeniyorum demiş. O da bir özenilecek bir şey hakikaten ya. Evet hakikaten. Hele o şu da selfie döneminde. O da bir özellik değil mi ya? Ben de isterdim habire şey yapayım diye. Böyle kendi fotoğrafım güzel bir şey olsa çat 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 çekip koyardım sağ olsun. Ya bazısında o fotojeniklik var. Hakikaten çocukluktan itibaren bakıyorum bütün fotoğraflara. Hepsinde kebiş gibi çıkmışım. Emre ne demiş? Dizideki Hannibal gibi takım elbise, kravat ve mendil kullanmak istiyorum. Ancak Erzurum ve çevrem buna hazır değil demiş. Erzurum'dan yazmış bize. Kullanır da titreye titreye. İçlik giyince çünkü takım elbisenin bütün havası o dar kesim ortadan kalkar. Haftaya Erzurum'a gidiyoruz ya. Aha. İsterseniz öyle gidelim. Hem ne? De Emre'ye şey olsun. İçliklerimizi çekelim. Ya biz yalnız hayır, Erzurum'a nasıl gideceğiz? Takım elbise, onu da kravat ve mendil. Ha. O şekil gidelim. İnelim uçaktan. Ne şekil gidelim? O şekil gidelim. Emre ile buluşalım. Emre de öyle şey olsun. Bir cesaret olsun Emre'ye. Evet, onu da yüreklendirmiş oluruz. Buradan dinleyicilerimize duyuralım. Bugün Başkent Üniversitesi'ndeyiz. Yayınımızdan hemen sonra oraya yola çıkıyoruz. Ve bize yemek edeceklerini taahhüt ettiler. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra bir gibi mi? Saat 13'te söyleşimiz var. Konuşacağız. Önümüzdeki bir konuşacağız. Perşembe günü TED Üniversitesi'ndeyiz. Dün ODTÜ'deydik. Buradan ODTÜ'ye de teşekkür edelim bir kere Salı daha. Salı günü de Erzurum'a gidiyoruz. Yani benim askerlik yaptığım yer. Orada şimdi kendinizi ezik hissetmeyin yani. Beni orada bütün esnaf falan tanır. Aa, çavuş geldi. İtalyan çavuş geldi falan diye. Şey yapmayın, ben sizi tanıştırırım. Bunlar da benim arkadaşım. Hatta senin Devrem diye tanıştıracağım. Sağ ol Ege'cim, teşekkür ediyorum. Yani beni ne diye tanıştıracaksın? Bu da benim alt devrem. Alt devrem olur. Teşekkür ederiz. O zaman Erzurum'a bir kere daha selam göndermiş olalım. Evet, son olarak Cemile Doğan'a isterseniz bir bakarak olalım. Cemile Doğan şöyle diyor. Tarzı olan insanlara özeniyorum. Ben de hiç yok, çabam da yok diyor. Bir eserinde yine sevgili Cemile Doğan. Kendine kadar tarzı olan herkese buradan. Herkesin tarzına saygı. Kimse karışamaz. Gülden Hanım da şöyle yazmış Twitter'dan bize. Yüksek topuklar.
Annemin ayakkabılarını giyip çıkmış gibi duruyorum. Eciş bücüş yürüyorum. Yürüyemiyorum daha doğrusu. Ya o bir antrenman meselesi. Gerçekten öyle. Yani öyle hemen zart deyince olacak diye bir şey yok. Biz de mesela topukluları giyelim. Bizde de bir sakil durur ilk başta. O kadar görse, zarif bacağa rağmen. O kadar zarif bacağa rağmen. Ama bir süre şey yaptıktan sonra antrenmanla... Vücut alışır mı diyorsun? Vücut alışır. Vücut bir de çevre de alışır. Çevre de alışır. Tabii canım. İstiyorsanız denemesi bedava. Alalım stilettolarımızı çekelim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu hep beraber gözlemleyelim. Sen diyorsun ki bir yerden sonra yakışacak. Bir yerden sonra tabii ki. Yani bu koşa koşa giderim şey. Yanındayım Fahir. Teşekkür ediyorum. Ege? Vallahi ben biraz arkanda olmakla beraber, çünkü tutmak için de o ilk adımlarda sana güven verecek birine ihtiyacım var. Ben yanındayım. Çok teşekkür yani, ediyorum. Arkanda ne kadar, civarındayım yani. Ne kadar tematik bir sana tespit. Bir telefon kadar yakınım. Öyle diyeyim. Tematik bir tespitle bitirelim o zaman. Buyurun, tematik tespit. Sınırlandırılmış bir tespit daha doğrusu. Zeynep Hanım demiş ki Damla model güneş gözlüğü bana yakışmıyor. Cümle aleme yakışıyor, bir bana yakışmıyor demiş. Damla model. Bak güneş gözlüğü demiyor. Damla model diyor. O zaman isterseniz bir ilk gerçekleştirelim. Stüdyomuzda olmayan bir kişiyi yayına taşıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben, Ankara'dan. Murat Bey hoş geldiniz. Son dakikaları programımızın, o yüzden canlı bağlantı olduğunuzdan hemen konumuza geçelim. Evet, canlı bağlantı ayın 19'u saat 9.53 diyor, görüyorum ben. Bravo, bravo. Vallahi ne kadar bilinçli bir tüketicisiniz. Son derece canlı bağlantı oldu, bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Buyurun Murat Bey, sizi dinliyoruz. Ya ben de P ile S arasında bir harf var, bende o yok. Hiç belli olmuyor. Ona görüyor mu seçiyorsunuz kelimelerinizi? Yani özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela Oktay diyorum, Ege diyorum ama Fahir demiyorum mesela. Çok güzel. Ama az önce dediniz, az önce dediniz. Tevfik deyin. Demiyorum. Fahir Bey'in öteki ismi Tevfik deyin. Tevfik, ha tamam. Ne kadar öyle güzel diyorsunuz. Bir... Seda Sayan'a çok özeniyorum. Bunu bir daha tekrar eder misiniz Murat Bey? Yaşınız kaçtı bu arada? Yaş 34. 34 yaşında Murat Allah Bey'in ya. Feryadı Seda Sayan'a keşke çok özeniyorum. Olsaydı. R'ye kadar gel, R'siz de devam ediyor hayatım. Derken o şey 7-8 tane birden çıkartıyor o harften. Ben çok özeniyorum şahsen. Sizin yerinize de çıkarmış gibi düşünün işte, sanatçıların öyle bir şey var. Evrende bir denge var zaten o P ile S arasındaki harf konusunda. Evet, kimin? Ya yüreğime bir su serpildi sayenizde. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bak, hayatıma rahat ve mutlu devam edin. Bin bir demediğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkürler olun. Sağ olun Murat Bey. Sağ olun Murat Bey, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani programın son dakikasında herkesin her şeye yakıştığını, özellikle dinleyicilerimizin arasında herkese her şeyin yakıştığını bir kez daha buradan kabul, beyan ve taahhüt edelim. Murat Bey de ne kadar çok yakışıyor aslında değil mi? Çok, konuşurken. Çok. Evet, bence 28 harfle de çok, yani. 28 harfle de gayet güzel. Yani ben size söyleyeyim, 30-39 harf arası gibi o civarda bir rakamlardan bahsediyorum. Zaten ortalama yani. 14 harfle konuşuyoruz gün boyunca. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.